Değerli seyirciler, hayırlı akşamlar. Allah'a hamd, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatü selam ile her hafta salı akşamı olduğu gibi bu akşamki son davet programımıza başlıyoruz. Bu akşam tabii her hafta olduğu gibi önemli bir konuyu, önemli bir konuğumuzla, misafirimizle konuşacağız. Hidayet konusunu konuşacağız. Tabii ihtida da diyoruz farklı bir terminolojiyle. İslam'a ihtida daha ziyade konuşacağımız şey. İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in tebliğinde ilk Müslüman olanlara bu adla anabilir miyiz? Onları nasıl niteleyebiliriz? Bunlar üzerinde duracağız. Tabii Yahudilikten, Hristiyanlıktan, farklı dinlerden, hatta ateist, deist, agnostik, nihilist gibi olup da İslam'a ihtida edenlere nasıl bakabiliriz, ne diyebiliriz onları? Bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Tabii İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olup da farklı etnik sekter arka planlardan Müslüman olup da İslam'a bazı bilgileri getirenleri biraz irdeleyeceğiz. Onlara biz tabii İsrailiyat, Mesihiyat, Mecusiyat diye isimlendirebiliriz. Bunların İslam'a nasıl bir kültürel arka planla geldikleri ve bunun bugün yansımaları neler? Bunlar üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Tabii daha sonra programımızın önemli bir bölümünde Batı'daki, özellikle dünyadaki daha ziyade diyelim ama bilhassa Batı dünyasında, Amerika ve Avrupa kıtasında ihtidaları konuşacağız. İslam'a ihtidaları konuşacağız. Bunlar hangi saiklerle, hangi motivasyonlarla İslam'a geliyorlar? Ve hakikaten hangi arka planlarla geliyorlar? Bu ihtidalarının ilk süreçleri, daha sonraki süreçleri nasıl işliyor? Ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar? Gerçekten bunlara yönelik doğru bilgilendirmeler var mı? Bu konuda Müslümanlar hazırlıklı mı? Özellikle Avrupa ülkelerindeki hocamız da Avrupa tecrübesi var, Batı tecrübesi var. Dünyayı da biliyor ve Türkiye'deki bu işlerin pratiğinde de görev alan bir arkadaşımız, hocamız. Bizler de hasbelkader oralarda bulunduğumuz için ve bunu biraz da yazdığımız için bu konuları konuşmaya çalışacağız. Neler yapabiliriz tabii konuşmak istiyoruz. Gerçekten önemli bir konu, stratejik de bir konu yer yer. Onu söyleyeyim. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Şahsen ben de o kanaatteyim biraz. Aslında İslam'ın güneşi batıdan mı doğacak diye bir soru sorsak, belki batıdan doğacak tabirini biraz mühtedilerle de ilişkilendirebiliriz. Değil mi Süleyman hocam? Yani evet. Birazdan böyle bir giriş yaptım ama Süleyman Derin hocam, Profesör Doktor Süleyman Derin hocam, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, tasavvuf anabilim dalında. Bizim de kadim dostumuz. Hoş geldiniz hocam, programımıza şeref verdiniz. Hoş bulduk Özgün hocam, çok teşekkür ederim. Önce böyle güzel bir programa beni davet ettiğiniz için. İkincisi de konumuz çok güzel. Eyvallah. Gerçekten de bugün davet, tebliğ, ihtida ihmal etmeye başladığımız bir mesele. Aslında çok basitmiş gibi de gözüküyor ama çok önemli stratejik tabii, yönleri tabii. Olan bir konu gerçekten. Bir kere hidayete vesile olmak peygamberlerin en önemli işi. Yani peygamberler önce Allah'a kul, ona ibadet ediyorlar. Ama bunun dışında bütün vakitlere, özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani müşriklere, işte efendim kafirlere, Hristiyanlara, Yahudilere, ateistlere, mülhitlere tebliğ ile geçmiş bütün ömrü. Evet. Bu sebeple biz bugün Müslümanlar olarak, tabii son birkaç asırdır Müslümanlar kendini savunma derdine düştü. Affedersiniz. Yani ülkelerimizi işgalden korumak, efendim kendi çoluk çocuğumuzu, bu batının kültürel saldırısından korumak için içe kapandık. Halbuki en iyi müdafaa taarruzdur diyor, değil mi? Evet, hücumdur. Hücumdur. Şimdi esasında bizim futbolda dinimizi, da öyledir yani. Öyle derler. Bir de şurası var. Yani bizim İslamiyet'in güzel tarafı, biz insanları İslam'a çağırırken tanıtıyoruz sadece. Hiçbir zaman asla kimseye zorla İslam'a sokmuyoruz. Herkes kendi hür iradesi ile İslam'a giriyor. Artı İslamiyet o kadar tabiat dini ki, o kadar fıtrat dini ki, sadece İslam'ı anlatsak davete bile gerek kalmıyor. İslam kendi kendini reklam ediyor aslında. Evet, doğru hocam. Allah razı olsun, bir girişte oldu. Süleyman hocam, şöyle bir şeyle başlasak aslında, biraz terminoloji yönlerine de gireceğiz ama bugünkü postmodern dönemi yaşıyoruz aslında, değil mi? Yani Müslümanların aslında bilgiye hükmedemediği, hakim olmadığı, paradigmalarına hükmedemediği bir toplum, dünya düzenindeyiz biz aslında. Değil mi? Yani Müslüman ülkelerden söz ediyoruz ama aslında tırnak içinde
İslam dünyası, Müslüman İslam dünyası diye bir şey var mıdır diye tartışmalar yapılıyor. Böyle bir dünyada aslında her bir noktada, bizim bilmediğimiz her bir noktada da İslam'ı alabildiğine ihtidalar var, yönelişler var. Ama bir yandan da tabii İslamofobi var. Tabii o soruyu belki size ileride sorarım ama yani ben şahsen 11 Eylül'den sonra İslamofobinin, İslam karşıtlığının, İslamofobi kelimesini de çok sevmiyorum ama İslam karşıtlığı literatürde kullanıldığı için kullanıyoruz. Yükseltilmesinde aslında bu İslam'a ihtidaların da önemli rol olduğunu düşünüyorum ben. İslam'ın imajını kötülemek, İslam'a yönelişlerin biraz en azından durdurmak, tamamen şey yapmaları mümkün değil. Buna rağmen Batı'da 11 Eylül'den sonra siz de çok yakın biliyorsunuz. Kur'an tercümeleri bestseller oldu. İşte Mesnevi tercümeleri bestseller oldu. Okunuyor, hala da okunuyor. İnsanlar yöneliyorlar. Sizin de tecrübeniz var. Benim de tecrübelerim var hatta şahsen. Peki bu ihtidanın, İslam'a yönelik ihtidayı kastediyoruz burada biz. Yani Batılılar da conversion kelimesi kullanıyorlar değil mi? Yani evet. Kendi dinlerine yönelik tabii. Olarak. Stratejik önemi nedir hocam Müslümanlar açısından? Yani bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Mesela ben teolojik açıdan nedir, teopolitik açıdan nedir, siyaseten, sosyo-kültürel açıdan nasıl görürsünüz meseleyi? Bir kere bu hepimizin omuzunda büyük bir sorumluluk. Yani biz İslamiyet'i yaymak, insanlara İslamiyet'i öğretmek durumundayız. Evet. Bu bir hani gönüllülük, yaparsam yapayım, yapmazsam yapmam gibi bir şey yok. Yani dinimizin mübelliği ve olmak zorundayız. Yani peygamberi görev aslında. Aynen, biz evet. Peygamberimizin varisi isek, Peygamber evet. Efendimiz de bütün ömrünü son nefesine kadar İslam'ı tebliğ etmekle, mektuplar yazarak o günkü imparatorlukları İslam'a çağırmış. Yahudilerle, Hristiyanlarla, işte müşriklerle her birinin ayrı bir mücadelesi var Peygamber Efendimizin. Evet. Onun Peygamber Efendimiz'e tabii başka peygamber de gelmiyor, onu da söyleyeyim. Şimdi daha önceki dönemlerde işler kolaydı. Bazen baba oğlu peygamber olurdu değil mi? Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam. İşte her dönemde yeni peygamber gelirdi. Ümmetin bir sorumluluğu yoktu fazla. Evet. Nasıl peygamber gelecek? Ben kendi işimi yaparım, işime bakarım diyor. Ama şimdi Peygamber Efendimizin vefatından sonra başka peygamber gelmediğine göre ve rahmetelil alemin, bu İslamiyet, Peygamber Efendimizin getirdiği mesaj, bütün insanlara rahmet. Antiparantez hocam bir şey söyleyeceğim. Hani İslamiyet kendi kendine reklam eder demiştim ya biraz önce. Bu korona döneminde Amerika'da, Almanya'da biliyorsunuz bütün Batı ülkelerinde İslam peygamberinin... İslam konuşuldu aslında. İslam evet. Konuşuldu. Evet, evet. Çünkü İslamiyet kendini empoze ediyor. Yani Hristiyanlar bile İslam'la ilgili mesajlar attı. Evet. Aslında bu işte karantina aynen. Peygamberin sünnetinde varmış. İşte tedbirler aynen. Varmış. Şöyle diyorlar. Yani. İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dua yetmez, hijyen gerekir. Evet. Ya biz Müslümanlar hocam günde kaç kere elimizi ayağımızı yıkıyoruz Allah aşkına? Evet. En az 5 kere yıkamıyor muyuz? Hemen hemen bu korona döneminde de 5 kere falan yıkayın diyorlardı. Evet. Şimdi tabii temizlik, artık Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif var ki bu konuyla alakalı. Henüz aşılamadı o hadis-i şerif. Hocam sosyal mesafe kuralı bile hadiste geçiyor. Hem o var hem diyor Peygamber Efendimiz eğer bir yere salgın hastalık varsa kimse oradan çıkmasın. Kimse de oraya girmesin. Kimse oraya girmesin. 2 kelime hocam. Evet. Ve bütün şu anda modern karantina bu esasında. Evet. Ha, şunu demek istiyorum. İslamiyet eğer anlatıldığı zaman objektif bir şekilde... Zaten kendini empoze ediyor. Evet. İslamiyet'i duyan bir insan hak din diyor, diyor. Fıtrat dini diyor. Bu güzel bir din diyor. İnfak edip yardımlaşıyorsunuz. Ne bileyim komşunuz aç iken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Empati yapıyorsunuz. Kendiniz için istediğinizi başka bir kardeşiniz için istiyorsunuz. Şimdi böyle bir güzel din. Akla, mantığa, her şeye uygun. Diyor ki mesela Hristiyanlar inanıyorum çünkü anlamıyorum. Anlamadığına inanıyor. O zaman anlamıyor zaten. Teslisi anlaması da çok mümkün. Anlayamadığı için inan ya böyle bir şey yok diyor. Teologları anlamıyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki efela teakkülüm. Akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız diyor. Bu sebeple bizim tek vazifemiz var hocam. İslam'la gayrimüslimler arasındaki engeli kaldırıp onlar objektif olarak Kur'an'a bakabilirlerse, İslam'a bakabilirlerse zaten onlar hızla İslamiyet'e geliyorlar. Hı. Biraz önce güzel bir şeye değinmiştiniz. İslamofobinin sebebi de esasında İslam'a karşı bu aşırı yönelişin önünü kesmek. Aynen. Ben de ona inanıyorum. Yani. Çünkü diyorlar ki hocam şöyle bir şey var. Bugün özellikle papazlar arasında İslamiyet hızla yayılıyor. Sebebi şu. İşte Harvard'da şurada burada yüksek teoloji okullarında bu papazların iyi eğitim alanları gerçek İncil'lerin işte gerçek dillerinde. Ana dili yoksa biliyorsunuz. Ama Grekçe falan okuyorlar. Orada görüyorlar ki pek çok ilave yapılmış. Bazı şeyler atılmış. Peygamber Efendimiz belki özetlerini görüyorlar orada.
bir kısmı Müslüman oluyor, bir kısmı mesleği bırakıp yani dağlara kaçıyor zaten neredeyse. Hani değindiniz diye söylüyorum. Yani Hazreti İsa'ya vahiy Aramice'de geldi. Tabii. Yani İncil'lerin orijinali Aramice olması lazım. Sonra Grekçe'ye tercümede aslında ne olduysa oldu. Dolayısıyla o dediğiniz doğru, o gerçek mesajlara ulaşanlar bunun hakikatini görüyorlar. Bir de tabii İslamiyet'i araştırıyorsa gerçekten yani bu şey oluyor. Şimdi hocam tabii önemli bir şey gerçekten ihtida, hidayet ama bir de böyle terimler var. Hidayet, ihtida, mühtedi. Biraz Batı dillerinden de mukayeseler yaparak dilimizde ne dersiniz? Ne demektir yani ihtida, hidayet? İhtida doğruyu bulmak, hakikati bulmak. Zaten biliyorsunuz hüdellil müttakin diyor Kur'an-ı Kerim daha ilk işin başında. Esas bir elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih hüdellil müttakin. Yani bir hidayet kaynağı bu kitabımız. Doğru yol bulma, hakikati bulma. İnsanın kendisini bulması, insanın kendi fıtratını bulması demek. Evet. Ve bugün insanlık ekmekten sudan daha çok İslam'a muhtaç. Evet. Ekmek su Allah-u Teala bütün bu mahlukata vermiş. Mevlana'nın çok güzel bir tabiri var. Elma kurdu der ki diyor. Böyle güzel helva nerede var? Hmm. Ağaç kurdu da aynı şey söylüyor. Allah-u Teala bütün varlıkları rızkı veriyor zaten. Ama bugün görüyoruz ki insanlık birbirini yiyor artık. Yani şu katliamlar, bu terörizm, efendim işte insanın insana yaptığı zulümü görüyoruz. Bunun sebebi altında merhamet, sevgi, bu kavramları kaybetmişiz. Hidayeti kaybetmişiz daha doğrusu. Hakkı kaybetmişiz. O yüzden biz Kur'an'ı, Allah'ı, İslam'ı bulanlara mühtedi diyoruz. Hidayeti bulan, doğru yolu bulan insan demek esasında. Evet. Çünkü yollar çok fazla. Evet. Yani Hristiyanlık bir yol, Budizm bir yol. Her yol birbirinden farklı. Ama İslamiyet orta yol, Hakk'a giden en güzel fıtrat yolu. Mesela bir örnek vereceğim hocam. Diğer dinlerde evlenmek, aile kurmak hoş görülmüyor. Hristiyanlık böyle, Budizm böyle. Bir Yahudilik bize benziyor. Onlar da yani dindarlık, rahip olacaksınız. Kiliseye veya manastıra kapanacaksınız. Hiçbir akrabanız da olmayacak. Çalışmak da yok. Orada bütün ömrünüzü... Tabii orada da protestanlığı ayırmak lazım hocam. O soru ama tepki olarak çıkmış ortaya. Tabii. Aslında Katolik protestanlık yoktu. Evet. İşin başında esas yol, yani o Katolik dediğimiz manastır yoluydu. Sonra protestan dediler ki bu iş böyle olmaz. Bu sefer onlar da çok aşırı kapitalistleştiler. Şey, evlilik şeyi oldu zaten. Hem o oldu. Kutbanlık. Hatta onun ötesinde her türlü zina gibi suçları da yok saydılar. En son 2000 yılında İngiltere'den dönerken oradaki yani İngilizlerin baş psikoposları yani Diyanet İşleri Başkanı diyelim. Dedi ki living in sin is not a sin anymore. Artık günah içinde yaşamak artık bundan sonra günah değil. Yani gayrimeşru evlilik, gayrimeşru daha doğrusu evlilik demeyeyim, gayrimeşru beraberlik, nikahsız beraberlik artık bu günah değil diye kilise bizzat, yani şunu demek istiyorum, aşırılıklar. Önce evlenmeyi yasaklıyorsunuz, sonra boşanmayı yasaklıyorsunuz. O da başka bir ifratı getiriyor. Tabii bu sefer boşanma yasaklanınca bu sefer herkes birbirini boşamaya başladı. Şu anda artık Amerika'da insanlar evlenirken boşanma sertifikasını da dolduruyorlar bir yandan. O kadar kolaylaştı. İslamiyet ise evliliği teşvik ediyor. Gerçek dindarlığın aile içinde, toplum içinde, topluma hizmet ederek, ailemizin sıkıntısına katlanarak efendim yaşanılan din olduğunu söylüyor. Yani her fıtrat esasında İslam'ı özler. Hocam burada şunu sorayım kavramlar anlamında. Biraz daha hani bu kavramlardan gidiyoruz. Bir dinden diyelim mesela bir Yahudilikten veya Hristiyanlıktan veya Budizm'den İslamiyet'e geçmişçe mi biz mühtedi diyoruz? Yoksa bir ateist, nihilist, herhangi bir inançsız bir yerden gelip de İslamiyet'e dönene de ihtida etti diyor muyuz? Aynı şey mi? Esasında terim olarak İslam dışından ateist, nihilist de olabilir, münafık olabilir. Herkesin İslam'a gelmesi ihtidadır. Ama bizim dilimizde daha çok Hristiyanların, Yahudilerin yani bizim ehli kitaptan kültürümüz, gelenlere sanki daha çok ehli kitaptan, bizim dışımızdan gelenlere mühtedi diyoruz. Yoksa mesela bir insan doğuştan Türk, adı Ahmet ama inancı yok. Sonra bir süre sonra gerçekten hidayeti bulmuş. Kur'an hatta okumuş. Hidayeti de ermiş deriz biz genelde. Hidayeti bulmuş. Onlara pek mühtedi demiyoruz değil mi hocam? Evet, mühtedi onlar demiyoruz ama hidayeti erdi diyoruz yani. Diyoruz evet. Doğru yolu buldu falan. Farklı kelimeler kullanıyoruz. İslam'ın ilk yıllarında yalnız hocam bu ihtida kelimesi çok kullanılmadı literatürde. Tabii. Esleme deniyordu o zaman. Tabii Müslüman oldu. Yani Müslüman oldu. Yani Müslüman olmak aslında ihtida etti anlamına. Tabii. Geliyor o dönemlerde ilk dönemde Müslüman oldu diyoruz biz. Eş anlamlıki kelime. Aynen evet. Dolayısıyla ikisinin arasında bu anlamıyla bir benzerlik var. Ama daha ziyade daha sonraki literatürde bu ihtida kelimesi kavramsal anlamda kullanılmaya başlanmış.
Şimdi hocam İslam'ın ilk dönemine baktığımızda hakikaten şöyle inanç gruplarına bakalım. İşte Yahudiler var. Mekke'de Yahudi yok ama Medine'de aşağı yukarı 3000 civarında Yahudi var. İşte müşrik Araplar var 6-7 bin civarında. Sonra Müslümanlar yaşadı. Ama Mekke'de müşrikler var ama Hristiyan gruplar da var. İşte Mekke'de Hristiyan mezarlığından falan bahsedilir. Bazı Varaka bin Nefel var meşhur. Hatta kenise var. Varaka var. İşte monofizitlerden olduğu, evet. Yahudi Hristiyanlardan evet. olduğu söylenen. Ora kervan yolu üzeri olduğu için gelip gidenler var. Yahudiler de belki oraya uğruyor. Ama farklı gruplardan insanlar hep orada var yani. Dolayısıyla İslam tebliğine başladığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gruplara da tabii tebliğler ulaştı. Mektuplar yazdı Peygamber Efendimiz. Ve bunlar yavaş yavaş İslam'a işte o şeye başlamayalım. Yani Medine süreci, Mekke süreci biraz tabii zorlu bir süreç. Daha sonra hakikaten fevç fevç İslam'a yönelimler başladı. Şimdi bunalarda Yahudilerden de Müslüman olanlar oldu. Tabii. Ki bugün bilmiyorum sizin tecrübeniz var mıdır? Yahudilerden Müslümanlığa geçen çok az. Ama geçince çok sağlam geçiyorlar. Evet. Çok büyük alim oluyorlar. Aynen, onu söyleyeyim. Doğru. Yani o şeyi buluyorlar. Mesela Garudi evet. meselesi aslında onlardan bir tanesidir. İslam'ın ilk döneminde de aslında Yahudilerden gelenler var ama Hristiyanlardan daha çok Müslüman olanlar var. Çünkü çevrede şeyler var. Hristiyanlar daha ziyade var. Ama müşrik Araplar çoğunlukla Müslüman oldular. Şimdi bunların her birinin de Müslüman olanların süreçlerinde nasıl farklılıklar vardır, olur? Bugüne nasıl bunu yansıtabiliriz? Yani bir Yahudinin Müslüman olmasıyla bir Hristiyan Müslüman olması aynı şey midir? Taşıdığı bilgi, geldiği nokta, gittiği nokta arasındaki şeyler nedir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda tüm bu değişik gruplar için değişik tebliğ metotları var. Evet. Şimdi müşriklere mesela şöyle diyor Kur'an-ı Kerim, eğer bu kainattaki ilah olsaydı lefesedete, ortaya fesat çıkardı. Evet. Şurada böyle iki tane patron olsa. Onların belki en fazla ihtiyaç duyduğu evet. noktadan gidiyor. Şimdi müşriklere Allah'ın ortağı olmadığı mesajı veriliyor. Ateistlere, mülhitlere. Ya diyor nasıl olur da insan yani tek böyle bir başıboş bu dünyaya gönderilmiştir ki? İlla bu işin bir sorumlusu, bir yaratıcısı olmaz mı? Hristiyanlık daha kolay. Hristiyan ve Yahudilerle bizim de bugün pratik tecrübemiz, işimiz çok kolay. Onlar Allah'a inanıyorlar. Onların sıkıntısı şu. Mesajlarına yanlış şeyler karışmış. Onları gösterdiğimiz zaman eğer kabullenirlerse onların İslam'a gelmesi daha kolay. Evet. Çünkü Allah'a inançları var. Sadece tesis kurusu mesela takılmış Hristiyanlar. Yahudiler de milli bir tanrıya inanıyorlar. Biz Yahudiler seçilmiş milletiz. Bizim tanrımız özeldir. Biz özeliz. Biz diyoruz ki kardeşim hepimiz seçilmişiz. Siz de seçilmişsiniz. Biz de seçilmişiz. Tamam siz o dönemde seçilmiştiniz. Allah size özel bir iyilik yaptı. Ama bugün bu hepimize yapılmıştır. Gelin evrensel olan Rabbimize inanalım. Böyle ırkçı, milliyetçi bir tanrı olmaz. Yahuva dedikleri, Yahudileri koruyan, onun dışında herkese zulmeden bir tanrı olmaz. Bu yanlış diyoruz. Hristiyan kardeşlerime diyoruz ki ya Allah'ın oğlu, kızı, eşi olur mu Allah aşkına? O sizin gibi bir insan değil ki. Siz kendi insan gibi düşünüyorsunuz. Hani amanın birisi köfte yerken diğer amaya demiş ki köfteler çifter çifter yeme demiş. Nereden bildin demiş. Ben de öyle yiyorum demiş. Şimdi... Yani ben insanım diye şimdi, ha benim eşim var, çocuklarım var. Allah mükemmel varlık. Allah müteal, aşkın varlık. Sana bana benzerse farkımız kalmıyor ki o zaman. Esasında bugün inşallah bizim öyle çalışmalarımız da var. Bırakın siz değişik dinleri, Özcan Hocam, her milletin psikolojisine uygun tebliğ yapmamız gerekiyor. Şöyle ki... Şimdi değerli seyirciler, burada bir açıklama yapalım. Süleyman Hocam atıf yapıyor. Süleyman Hocam'ın tabii bir görevi var üniversitede görevin dışında. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Selahattin Camilerinde değil mi? Eyvallah. Sadece Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Selahattin Camileri. Selahattin Camilerinde ne görevi? O tam cami olarak, rehberlerinin koordinatörü gibi bir biraz resmi, biraz gayri cami resmi. Cami rehberliği diye aslında bir kadro gibi bir şey de ihtisas edildi. Sonra onun bazı sıkıntıları belki çıktı. Kısaca anlatayım. Bir 15 yıldır biz bu gönüllü yapıyoruz. Sonunda soracağım ama burada tamam. atıf yapıyoruz izleyicilerimiz yani belki. Yani 15 yıldır işte camilerimizde camiye gelen diyoruz ki en azından herkesin ayağına gidemiyoruz. En azından Türkiye'miz elhamdülillah turizm cenneti. Çok turist geliyor ülkemize. Ya Sultanahmet Camisi'ne günlük 30 bin civarında bu korona öncesi. Bu ayakkabı poşetlerini sayıyorlar. Turistler bölümünün günlük 30 bine yakın ortalama. Bazen 10 bin, bazen daha fazla falan. Şimdi bu insanlar camiye gelmiş.
İmamı seyrediyor hayran hayran, namazı seyrediyor, Kur'an'ı dinleyip ağlıyor. Ve hiçbirimiz buna İslam anlatmıyoruz. Bu bir sorumluluk dedik. En azından bunlara karşı vazifemizi yapalım diyerek öğrencilerimizle gönüllü bir teşekkür oluştu. Sonra Diyanet'ten de bunu rica ettik. Dedik ya bak böyle bir ihtiyaç var. Tamam yani irşat sadece Müslüman yapılmaz ki. Camiye gelen bu turistin de irşada, tebliğe yani ihtiyacı var. Sonra bir kadro açıldı Allah'a şükür. Bugün Ayasofya'mızda, Sultanahmet'imizde, Diyanet İşleri Başkanlığımızda. Sadece bu Selahattin camilerinde mi? Evet onlara başladı ama belki ileride daha da büyüyecektir bu. Kadrolarımız arttıkça ve güçlendikçe. Antalya'daki Yivli Camii, İzmir'deki... Biraz daha turizm boyutuna doğru. Tabii. Yani turistin olduğu her yerde bizim olmamız gerekiyor esasında. Evet. Mesela İzmir'e çok Yunanlı turist geliyor. Yunanca bilen kardeşlerimiz orada tebliğ yapması gerekiyor. Ne bileyim Antalya'ya çok Rus geliyor. Çinli geliyor mesela İstanbul'umuza. Her dilde bizim İslam'ı tanıtma vazifemiz var. Bunu Allah'a şükür Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vakfı, müftülüklerimizin ve ilahiyat fakültelerimizin böyle koordinasyonuyla beraber bu işi yürüterek elhamdülillah... Yani bugün bir insan Ayasofya Camisi'ne geldiğinde eğer İslam'la alakalı doğru bilgi almak isterse cami rehberlerimizden yardım istiyor. Ve biz orada canlı olarak şunu gördük ki çok büyük bir ihtiyaçmış bu. İnsanlar çok mutlu oluyor turistlerimiz. Bedava çünkü orada hizmet ediliyor. Bunlara yani biz herhangi bir ücret almıyoruz. Hocam şey yapıyor mu? Çekince ortaya koyuyorlar mı? Yoksa böyle şöyle, hani siz yok. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela nasıl yapıyor oradaki görevli? Orada diyelim birisi caminin içerisine girdi. Oraya bakıyor hani diyelim. Nasıl ona yaklaşıyor? Bir kere girişlerinde bizim soru mu soruyorlar da yaklaşıyor yoksa biraz bizzat kendisi mi gidiyor? Şöyle girişte bir kere bizim danışma merkezimiz, Information Center dediğimiz, Islamic Information Center şeklinde tabelamız var. Orada kıyafeti işte efendim boynunda ismi yazıyor, vazifesi yazıyor. Bir de cami içinde bunlar tabii sınıra bir kıyafet, bir efendim sertifika diyelim insanlara bir emniyet duygusu veriyor. Bir de şurası var Özcan Hocam biliyorsunuz batılı insanlar asla dini konuları cami dışında veya kilise dışında konuşmazlar. Yani onlar için mesela otelde konuşmak isterseniz korkarlar sizden. Ya bu adam durup durarak benim niye dinimi soruyor? Bir kafede mesela sorsanız ürkerler. Evet. Acaba bu terörist mi? Evet. Bana bir zarar mı vermek istiyor? Ama camide, kilisede oraya insana din konuşmaya geldiği için burada anormal karşılanmıyor bir kere. Evet. Orada siz buyurun yardım almak ister misiniz? Hatta ona da açık yani. Tabii açıklar. Hatta çok mutlu oluyorlar. Şundan dolayı mutlu oluyorlar. Biliyorsunuz Batı'da şu anda bir experience. Her şeyi tecrübe etme hevesi var. Yani adam ben Budizm'i bir yaşayayım diyor. Biraz antropolojik bir şey aslında. Camiye antropolojik bir, tecrübe de yaşamak aynen, istiyor aslında. Aynen. Bir namazın diyor zevkine varayım. Hatta biz çok abdestsiz namaz kıldırıyoruz turistlere. Ya bir diyoruz gel bakalım biz şu işin bir zevkini yaşa. Bir kıyamda, bir secdede şunları okuyoruz falan diye anlatıyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Bizim orada bir defterlerimiz var böyle hatıra defteri gibi. Oraya böyle herkes duygularını yazıyor. Çok harika. Geri bildirim. Alıyoruz Allah'a şükür. Ve bunu camide yapmanın bu faydası var. Yani cami içinde yaparsanız yanlış anlaşılıyor. Ama cami içinde yapmanın hiçbir sakıncası yok. Bir de kültürel olarak Türk kültürünü tanıtıyoruz mesela. Türk kahvesinden, Türk tatlılarından falan bahsediyoruz. Böylece elhamdülillah. Bakanlığın size tanıtım şeyi vermesi lazım. Yani. Esasında yani bu peki iş hocam şu nasıl? Yani mesela diyelim bunların akabinde sizlerle irtibat kuruyor. Müslüman olanlar var mı? Nedir? Daha bugün bir kardeşimiz Müslüman oldu Allah'a şükür. Sultanahmet Camisi'nde. Ya bir istatistik var mı? Mesela senede şu kadar kişi onu oluyor yapmak falan şöyle diyor. Zor Özcan Hocam. Adam gelmiş 10 dakika camide sizden bir konuşma dinlemiş. Belki onların bir kısmı memleketinde Müslüman oluyor. Burada tohum alıyor. Bize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Uçaktaki dönüşte Kur'an-ı Kerim okuyup bu ne güzel kitapmış diyor. Hocam şunu ben en azından şu faydası var. Bakın onun. Siz de çok iyi yakından biliyorsunuz zaten. En azından İslam'a karşı ön yargılar varsa o azalıyor. Sevinleniyor. Bir Müslümanla görüşüyor. Hani bu insan olarak Müslümanla görüştü. Terörist değilmiş bu diyor mesela değil mi? Çok yani, başımıza geldi. Çok Kanada'dan şey. Terörden sorumlu bir general. Sivil geliyor hepsi şey, camilerimize. Onlara biz biraz sunum yapıyoruz. Biz çay kahve ikram ediyoruz. Türk konukseverliğini gösteriyoruz. Kek falan dağıtıyoruz. Bazen baklava dağıtıyoruz. O baklava yerine zaten kendinden geçiyor. Evet. Türk baklavasının şakası yok yani. Adamı kendinden geçirir. Ondan sonra diyor ki ya İslamiyet ben böyle bilmezdim. Mesela ezanın manasını veriyoruz. Hocam bu konuda bir tecrübemi paylaşayım. Buyur. İngiltere'de bir belgesel seyrediyordum. Çanakkale Savaşı'nda biz tabii Müslümanlar, askerler savaşırken ne deriz? Allah Allah. Yani artık şehit olacağım. Ölüyorum. Allah'ım yardım et. Son nefesimde imanla gideyim diye Allah demez miyiz? İngiliz mantalite öyleyse öyle düşünmüyor. İngilizler diyorlar ki bu Türkler bize küfür ediyor. Biz de onlara aynı dilde küfür edelim. Biz Allah Allah diyor. Onlar da Allah Allah diyorlar. Bakın diyorum ben onlara. Bizim dinimizde düşmanlık, kin, nefret yoktur. Fatiha'nın manasını veriyoruz. Ezanın manasını anlatıyoruz. Hayyalel felâ, hayyalel salâ.
buyurun namaza, buyurun kurtuluşa falan anlatınca çok mutlu oluyorlar. Hocam bizde düşmanlık olmadığı hocam, gibi yani aslında sana kötülük yapana iyilik yapmak var yani. Kur'an ve sünnetin emri ama biz uygulayamıyoruz. Bir de bizim esas felsefemiz şu Özcan Hocam. Ya ecdadımız öyle güzel camiler yapmış ki. Ha. Dünyanın ilk 10 mabedine giriyor Sultanahmet Camimiz. Yani cami kendisi tebliğ yapıyor. Biz sadece tercümanlık yapıyoruz. O tuğlanın, o kubbenin, o güzel kalem gibi minarenin, selvi minarenin. Biz o güzelliğine tercümanlık yapmaya çalışıyoruz. O yüzden inanın İstanbul'da turistlere İslam'ı anlatmaktan daha zevkli bir şey olamaz. Ben çok mutlu oluyorum gittiğimde. Bir de hocam bizim akla mantıken savunamayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Hangi konuyu sorarsanız sorun. İnsan hakları böyle, hayvan hakları böyle, ne bileyim terörizm konusunda, merhamet, sevgi konusunda, çevre kirliliği. Yani diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet kopuyor. Elinde fidan var. O fidanı atmıyorsun ki. Ya diksem ne olur, dikmesem ne olur? Peygamber diyor ki başka bir hadis-i şerif. Ya diyor nehrin kenarında abdest alsan, ki böyle kutsal bir vazife yapıyorsun, suyu israf etme diyor. Şimdi yani çevrecilik, tüketim, çılgınlığı, hangi konu aklınıza gelirse gelsin, İslamiyet'in bütün makul insanların kabul edebileceği cevapları var. Bunları insanlara aktardığınız zaman insanlar İslamiyet'e koşa koşa geliyor. Süleyman esasında. Hocam peki o zaman sorayım. Bu faaliyetler ne zaman başladı? Bizim yaklaşık 2010 civarında. Ben şuradan bu fikir geldi. İngiltere'de... Yani şunu soracağım size. Ben siz Avrupa'da bulunuruz. Ben de bulundum. Oradaki camileri biliyoruz. İngiltere'de daha ziyade bu Hint alt kıtası İslam anlayışı temsili vardır. Türkler fazla yok ama. Avrupa'daki Türklerde güzel güzel camilerimiz var her yerde değil mi? Şimdi daha güzellerde yapılıyor. Ama daha yakın zamana kadar işte oradaki camilerimizde hiç doğru düzgün insan yoktu. İslam'ı anlatacak. Mevlüt Dayı anlatıyordu. Mustafa amca anlatıyordu yani. Hatta turistleri kovalıyorlar. Kovalıyorlar. Ne işin var burada kardeşim? Burası bizim yani camimiz. Onlar oraya geliyordu. Hazır bir gelmiş bir insan. İki kelam etse belki İslam'a gönlü ısınacak. Yoktu. Bunu bazı gruplar yapıyordu. Bu Selefi gruplar falan da. Ama hakikaten biz bu konuları ihmal mi ettik daha yakın zamana kadar? Dediğim gibi yani Türkiye'nin siyasi konjonktürünü Özcan Hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Yani biz son işte bu çok stratejik 28 bir şey Şubat süreci. Yani. Evet. Yani kendi başörtümüzü korumakla meşguldük. Kendi namazımızı, camimizi daha açık, yeni yeni kendimize açık tutmakla meşguldük. Son 20 senedir Allah'a şükür bir elhamdülillah ülkemizde bir özgürlükler arttı. Din özgürlüğü arttı. Sadece bizim için değil aslında şunu da söyleyeyim yani. Hani biz sadece Müslümanlar din özgürlüğü kendimize istemiyoruz ki. Estağfirullah, ikraha fiddin. Dinle zorlama yoktur. Geçenlerde Bosna'ya gitmiştik. Osmanlı padişahları oradaki fakir Hristiyanlara kilise yaptırmış. Biz insanı İslamiyet'e çağırıyoruz. Hak din İslamiyet'tir. Ama oğlum burada asla Hristiyan'a da zorla şey yapmıyoruz ki. Çıkışta da zorlama yoktur diye sorsa bir turist. Esasında hocam şöyle, çıkışta da zorlama yok da. Tabi eski dönemde biliyorsunuz o irtidadın politik manası da var. Yani bir bu soruluyor o yüzden soruyorum. Yani. Bir Medine'li Müslüman irtidat ederse Mekke'ye kaçıp savaşıyordu. Yani politik tarafı ağırdı. Yoksa bir insan şimdi Allah aşkına Müslüman toplum içinde yani İslam'a inanmayan o kadar çok Ahmetler, Mehmetler var ki maalesef Mustafa'da. Ne yapıyoruz onlara karşı? Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece o İslam'ın ilk dönemlerinde şey yani İslam'dan irtidat eden doğrudan karşı düşman safına geçiyor. İhanet tarafı var. Yani propaganda yapıyor. Tabii. Düşman şeyine geçiyor. Şimdi tabii biraz farklı değişti ama hadisi tabii orada duruyor. Hadisi daha şekillerde anlamak da mümkün. Şimdi Süleyman Hocam, tabii bu işin gerçekten önemi ve Diyanetimizin de o faaliyetleri yürütmesi, sizin gibi ehil birini de onun başında koordinatör olarak koyması bence takdire şayan. İnşallah bu daha da gelişir. Ben bunu şey yapıyorum. Tabii bunu biraz sonda konuşalım istiyordum ama siz atıf yapınca ben buraya gireyim dedim. Yani siz tabii İngiltere'de de doktora yaptınız. Hatta bir anımız da var sizinle. Ben de Manchester'da bir dönem bulmuştum. 97-98 yılında. Leeds'te bulunuyordunuz. Evet. Oraya ben de gelmiştim. Sizinle orada hatta bir yemek yemek yemiştik hatırlıyorsanız. Müslümanların en güzel iş hizmeti gelene geçene yemek yedirmektir hocam. Evet. Hristiyanlar, Yahudiler dahil şey buna. Vardı. Süleyman Özel'e de aslında ilk tanıştığımız oradaydı bizim. Eyvallah. Şimdi orada hocam şeyi soracağım size. Şimdi sizin danışmanınız mıydı yoksa bir arkadaşın danışmanı mıydı o? Neil Robinson diye biri vardı orada. Bir arkadaşımızın danışmanıydı evet. Evet. O hoca ile ilgili bana şöyle bir şey anlatmıştı. Sizin bir anınız var mı onunla ilgili? Benim onunla bir anım yok hayır. Hoca ile ilgili. Yok. Hoca ile ilgili şöyle bir şey anlatmıştı. Onun dedi evinin üzerinde üst şeyinde böyle bir odası var. İşte orada namaz kılınan bir yer var filan filan demişti yani. Özel bir oda. O
Hoca zaten, ben bir konferansında dinlemiştim onun şeyde. Tefsir profesörüydü o. Evet. Bir sene sonra Müslüman oldu o. O kadar çok var ki akademisyen, evet, papaz. Aslında ben buradan biraz şunu yine konu konuyu açıyor. Aslında ben tam planladığım şekilde de değil, biraz sohbet ediyoruz. Eyvallah. Şimdi tabii bu oryantalistler, İslam'ı araştıranlar içerisinde de gerçekten adam 30 senesini veriyor, 21 senesini veriyor. Sonunda bir şekilde Allah ona hidayet de veriyor. Müslüman olanlar da var bunun var içerisinde. Ama ismini değiştirmeyen, gizli duranlar, bazen açıklayanlar da var. Ne dersiniz bu konuda, tanıdıklarınız kimler var, şimdi, tecrübeleriniz nedir? Sizin de zaten İngiliz, evet, oryantalizmle alakalı bir tasavvuf galiba bir eseriniz de var. Tabii. Şimdi esasında oryantalizmin amacı İslam'a olan ilgiyi, İslam'a girişi engellemek. Çünkü İslamiyet, yani Hristiyanlar şöyle bakıyorlar. Bu Deccal dini geldi bizi Lübnan'dan, Filistin'den, Suriye'den, Anadolu'dan, en kutsal bölgelerimizden bizi çıkardı. Biz bununla savaşmamız lazım şeklinde. Çok ciddi Batı'da bugün İslam araştırmaları merkezleri vardır. Bizde maalesef o kadar ciddi Batı Hristiyanlığı, Yahudi araştırma merkezler yok. Yok diyebilirim. Hiç yok aşağı yukarı. Hiç yok aşağı yukarı. Bu bizim en büyük zafiyetimiz, evet, onu söyleyeyim. Ya hocam yani. Marmara İlahiyat'tasınız, var mı? Yok. Benim bildiğim yok. Yani bir Yahudi ve hocam zaten bizim gibi Yahudilik uzmanı, işte Hristiyanlık uzmanı, tek tip arkadaşlarımız var. Arkadaşlar var ama bir merkez yok. Yok, merkezimiz yok. Hakikaten yok. Bu bizim için çok büyük bir eksikliktir. Garbiyat çalışmaları merkezlerimiz yok. Tabii. Yani. Tebliğ merkezlerimiz olması lazım. Aynen. Almanların psikolojisini ölçmemiz lazım. Hocam ben bunu biraz da devlet politikası olarak görüyorum. Yani bunlar... Maalesef hocam bu Vahabilik falan yapıyorlar. Orta Doğu'da işte bazı ülkeler, evet, İslamiyet'in değil de kendi o dar kalıplara sığmış İslam anlayışını empoze etmeye çalışıyorlar. Ona biraz girelim ileride. Sonra ama gireriz konuya, belki. Evet, yani... Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat şöyle müstakim ülkelerden çok az. Yok. Ferdi ferdi ufak tefek var. Hocam bu bizim için siyasi açıdan da çok büyük bir eksiklik. Evet. Çünkü biz bugün İngiltere tanımıyoruz, Almanya'yı tanımıyoruz. Onlar, evet, bizi çok iyi tanıyor. Evet. Türkiye'deki bütün etnik grupları, dini grupları çok iyi biliyorlar. Zamanı gelince oralardan biliyorsunuz Gezi isyanları falan çıkartıyorlar. Biz ise böyle bakıp kalıyoruz. İngiltere'de kimler yaşar, hangi ırklar vardır, hangi mezhepler vardır. Hocam Almanya bir anımı nedir anlatayım. Senin de anın çoktur. Buyurun. Bir arkadaş vardı Manchester'a gelmişti doktora yapmak için. İşte doktora hocasıyla görüşecek. Bazı konular düşünmüş. Avrupa ile ilgili böyle güzel okkalı konular. Sonra ertesi gün işte hocasıyla görüşecekti. Gitti hocasıyla görüştü. Hocasına anlatmış bu konuları. Hocam demiş ben şunları düşündüm falan filan. Hocası da demiş ki oğlum demiş çok güzel bu konular, aferin demiş, güzel düşünmüşsün falan. Ama demiş senin yerin demiş şurada hazır. Anadolu Aleviliği üzerine bir şeye, hemen git, projeye, evet, koydular da onu. Aynen. Koymuşlardı. Şimdi gerçekten böyle çalışıyor bu insanlar. Bizi de bizden daha iyi tanıyorlar bu anlamıyla. Hocam biraz önce demiştiniz yani Avrupa'da bulundunuz niye tebliğ? Hocam ben şunu gördüm. Azize Camisi Londra'da, Türklerin, evet, en büyük camisi. Kapısında cumadan çıkıyoruz. Misyonerler bize Hristiyanlığı anlatıyor. Evet evet, enteresan. Eksetere gittim. Kütüphanecimizin böyle siyah cübbeli bir Koptik papaz. Kütüphanecimiz. Kocaman bir haçı. Hep böyle sohbet ederdi kendisiyle. Lidse gittim. Oradaki misyoner peşime düştüler. Aa, Türkiye'den bir işte ilahiyatçı gelmiş. Bunu kazanırsak büyük balık yakalamış oluruz. Esasında onların bu faaliyetleri bende bu hevesi uyandırdı. Şunu da söyleyeyim hocam, ben Diyanet adına koordinatör değilim. İlahiyat Fakültesi adına koordinatörüm. Tamam. Fakülte adına. Açıklamış olalım. Yani Diyanet'ten bir yanlış anlaşılma. Ama Diyanet'in neticede beraber yapıyoruz şey ama. Yani, evet. Biz talebeleri hazırlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Allah razı olsun camilerimizi açıyor. Hocam siz koordinatörsünüz ama iki tarafı koordine ediyorsunuz. Aynen. Demek, öyle bir şey. Şimdi hocam ya adamlar batıl inançlarını yaymak için o kadar çok gayret ediyorlar ki. İşte şurası akla mantığa ters ya şimdi. Adam 9 liradan su getiriyor. Biz ise İslamiyet hijyen dini, temizlik dini. Yani bunu savunacak bir taraf var mı hocam? İslamiyet kısas diyoruz mesela, adalet dini. Şimdi bunu savunmak için innallahi ye'mur bil adl. Allah adaleti emreder. Şimdi bunu savunmak için özel bir gayrete gerek var mı? Ama Yahudiyseniz mesela biz özel milletiz. Diğer insanlar işte zaten oradan koyun kuzu yani sayılır. Bunları kesmek, öldürmek caizdir. Bunu savunmak kolay mı şimdi? Hani işte mesela Hristiyanlıkta bu vaftiz suyu var. Biliyorsunuz yıkanmamak daha eftal. O su hani üzerimizde kalsın, kutsal su diye. Şimdi nasıl savunacaksınız? Halbuki Müslümanlar sabah akşam günde 5 kere abdest alıyor. Ya o gusül abdestinden bahsetmiyorum. Hamamlar yapmışız. İslam o kadar kolay ki savunması. Sultanahmet Camisi'nin yanında bedava Türk hamamlarımız var. İnsanlar evinde sıcak su yoktur. Gelsin burada. Vakıftır bunlar biliyorsunuz. Tertemiz yıkansın. Hem maddi temizlik hem manevi temizlik. Kur'an-ı Kerim diyor ki yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Evet. Yani çok fazla tüketmeyiniz diyor mesela. Yani o kadar kolay ki savunması. Batı'da bugün oryantalistlerin bir kısmı
Müslüman oluyor. Bir kısmı da maalesef işte politik aşırı olanlar İslamiyet'i kötülemek, karalamak için olayları ters yüz ediyorlar. Aha. Mesela başörtüsünü sanki Müslümanlar kadınlara zorla kabul ettirmiş. Ya Hristiyanlıkta var, Yahudilikte var. Daha birkaç gün önce bir Yahudi şarkıcı değil mi? Biden'ın elini sıkmadı. Evet, evet. Şimdi bizden böyle bir şey yapsaydı kıyamet kopardı bu. Adamı linç ederdik veya o kadını. Aynen. Bu gerici, bu bilmem neci. Hocam şeyde oldu, Hollanda'da oldu. Bakın ben size bir şey anlatayım. Bir entegrasyon bakanı vardı 2007-2008 yılında. Bir faslı imam. Hala literatürde konuşulur bu yani. Evet. Faslı imamları toplandı. İmamlarla ilgili tabii kararlar alınacak. İmam meselesi Avrupa'da çok tartışılan bir meseledir. Maalesef entegrasyonun en önemli meselelerinden biridir yani. Hocam entegrasyondan çok orada asimilasyon var değil mi? Ya asimilasyona eğilmeyen entegrasyon diyorum ben zaten. Çok güzel. Şimdi orada imamlar topladı. İmamlarla konuşma yapacak ama imamların elini de sıkıyor bir yandan. Bir tane imam elini sıkmadı. Faslı imam. Hocam kıyamet koptu. Yani Müslümanlara, imamlara hakaretler. Ama bunu Yahudi yapmadığı zaman tam tersine din aynen. özgürlüğü oluyor. Aynen. Bunu aynen. Budist yapmaz hocam. Budizm de var aynı şey. Evet. Budist bir hanımefendi rahibi olursa erkek evladını dahi okşayamıyor. Bırakınız karşı cinsle yani başka erkeklerle falan. Ondan önce saygı oluyor. Ben şunu söyledim hocam. Biz Hristiyanlara başlıyorsan katkı şöyle bir resim koyuyoruz. Taktiğimiz şu. Önce Hazreti Meryem validemizin resmini koyuyoruz. Başörtü biliyoruz. Orada böyle bir tülmül başörtüsü vardır. Sonra rahibe Teresa'yı koyuyoruz. Bu kimdir? Hazreti Meryem. Nasıl bilirsiniz? Harika bir insandır. Mükemmel. Sonra Sayın Teresa var. Onların çok meşhur. Hindistan'da öldü böyle fakir fukara hizmetinde. Bu da başörtülü. Aa, bu da çok harika insan. Sonra Mısırlı bir Müslüman hanımefendi resmini koyuyoruz. Başörtülü. Bu nasıldır? Bu teröristtir. Ya bak birincisi başörtülü iyiydi. İkincisi yani iyiydi. Üçüncüsü niye kırk diyorsunuz diyoruz. İnanın bugün Yahudi hanımlar da başını örtüyor. Onlarda peruk var hocam. Tabii tabii. Başörtüsü örtemeyince evet. Bunu ben Manhattan'da şey gördüm. Manhattan'da herkesin böyle at saçı gibi acayip saça benzemeyen perukları var. Haredim Yahudiler var. İsrail'de 1,5 milyonu buluyor şeyler ya. Oradaki özel düzenlemeler var onlar için. Özel özel. Hocam yani İngiltere'de İngiltere'de yani var. Az bir Yahudi var. Ben Manchester'da görmüştüm bir sokakları evet. var. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir sürü öğrenci var şeyde, oradan biliyorum. Okula gitmek zorunda, imtihana girmek zorunda. Ama az bir Yahudi var. Onların günlerinde okullar tatil. Onlar imtihana girmez. İmtihanlar, finaller, vizeler onlara göre ayarlanır. Şimdi biz esasında İslamofobiyle aklımızca savaşsak... Şey diyecektim savaşsak, hocam, o Biden'ın elini uzatması var bak. Elini uzatıyor, bayan ona göre şey yapmıyor. Düşün bakın, yani bir Amerikan başkanı elini böyle uzatıyor, reddediyor. Yani bir başka bir bunu gerçekten bir Müslüman yapsaydı aynen. Amerika'da herhalde sınır dışı falan edilmişti yani. Bu vatandaşlığını da elde alırlardı. Aynen öyle olurdu. Belki de hapse yani. Terörist diye evet. hapse atarlardı. Yani şimdi İslamiyet, bir kere şunu, İslamiyet'te din özgürlüğü var ya kıymetli Özcan hocam, o kadar fazla ki. Mesela iki Hristiyan kavga etse Osmanlı'da nereye gidiyorlar? Hristiyan mahkemesine gitme hakları var. Ama gitmiyorlar. Gitme ayrı konu. Ama biz mesela Amerika'da bunu yapsak bunu kabul etmiyor. Almanya bunu kabul etmiyor. Yani bizdeki din özgürlüğü o kadar fazla ki biz asla bir Yahudinin içine karışmıyoruz. İki Yahudi kavga mı etmiş? İsterlerse kendi aralarında, isterlerse bizim mahkememize gelebiliyorlar. Osmanlı mahkemelerine. Şimdi bugün demokrasinin ötesinde bir özgürlük bu. Yani biz Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ehli Kitab'a bütün kendi dinlerini, kendi kanunlarını yaşama hakkı veriyoruz. Yıllar önce hocam İngilizce bölümünde okuyorum. Sınıfımda iki tane hanımefendi İspanyolca konuşuyor. Ama bunlar sosyetik Türk. Öyle görüyorum ben en azından. Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak. Dedim hanımefendiler siz dedim bu İspanyolcayı nerede öğrendiniz? Çok da güzel konuşuyorsunuz. Dediler biz İspanya'dan sürülen 500 sene önce gelen bilmem Hasidik Yahudisiyiz. Dedim ya 500 sene topu İstanbul'da 2000-3000 Yahudi vardır. Biz Almanya'ya gönderdik 50 sene önce Türk vatandaşlarımız. Şu anda gençlerimiz Türkçe konuşamıyor. Belki 100 sene sonra çoğu benim annem babam Türkmüş diyecek ama ben Türkçe bilmem diyecek. İnanın 500 sene önce gelmiş ama hala İspanyolca konuşuyorlar. Çünkü okulları var. Efendim sinagogları var. Aynen. Hristiyan kardeşlerimizin kendi işte kiliseleri kendi dillerinde tabii. istediği gibi ayinler yapabiliyor. O yüzden yani... Hocam şeyde mesela bizim Türkiye'deki Müslümanlara da biz bazı şeyleri anlatamıyoruz. Mesela biraz belki şey olacak ama Ayasofya'nın da açılışının camiye çevrilmesinin yıl dönümü geliyor. 24'ü galiba. Temmuz. Bu vesileyle Ayasofya camiye çevrildi biliyorsunuz. Ama Türkiye'de bir takım ilahiyatçı hocalar çıkıyor. İşte şu yokmuş, bu yokmuş, işte şöyleymiş, din özgürlüğünün elden gitmesiymiş falan diye şey yapıyorlar. Ya Fatih bunu katedral, en üst kiliseyi camiye çevirmiş.
Kılıç hakkı. Kılıç hakkı deniyor. Fetih hakkı deniyor buna. Tabii. Bir tane bu, hepsi o deniyor. Değil. Diğer kiliselere de alabildiğine serbestlik vermiş. Aynen. Yani onlara haklarını iade etmiş, yapmış ve İstanbul'da hakikaten hür iradeleriyle şu an hocam yapmışlar. Gerçek Hristiyanların pek çoğu bundan memnunlar. Evet. Diyorlar ki müze olarak kalmasını razı insanların yarı çıplak gezmesi mi önemli? Yoksa bir mabet olarak ibadet edilmesi. Hocam açıklama yaptılar. Yunanistan'dan biri bile açıklama papaz, yaptı. Ben de dinledim evet, o şeyi. Almanya'dan oldu, başka yerlerden Rusya'dan oldu. Bir papaz efendi, evet. Yunanistan ki bizim hani siyasi olarak çatışma içinde olduğumuz evet. bir ülke sayılıyor. Pek çok böyle makul papaz, ya dediler müze olmaktansa böyle olması daha iyi. Evet. Hatta hocam siz Batı'da bulundunuz, Belçika'da falan pek çok kilise önce Müslüman satıldı. Adam şimdi kiliseyi satacak. Ya Hollanda'da da var. Ya adam diyor ki ben burayı bar yapacağım. Ya burası İsa'nın ismini alınmış, Meryem validemizin ismini alınmış. Nasıl olacak? Önce dediler ki Müslümanlar alsınlar. Hiç olmazsa oradan onlar namaz kılacak. Daha iyi dediler. Hı. Sonra tabii kraliçeler, bronzeler devreye geliyor. Bu nasıl olur dediler. Şimdi Belçika gibi. Hocam. Şimdi sattırmıyorlar. Hocam, İslamofobi işte bu. Hocam yani. Siz siyaset dediniz ki biraz önce. Esasında siyaset bizde yok. Yani biz insanlara saf, temiz olarak İslam'a çağırıyoruz. Hristiyan'a böyle yapmıyor hocam. Hı. Diyor ki Afrika yerlileri bu ülkeye misyonerler geldi. Onların elinde İncil, bizim de binlerce dönüm toprağımız vardı. Aradan birkaç asır geçti. Bizim elimizde İncil kaldı, onların ellerinde dönümlerce toprak kaldı. İslamiyet de böyle bir şey hocam. Ve hocam bu işin bir tarafı da şu, bugün Avrupa'da Hristiyanlık geriliyor. Biliyorsunuz %60-70'lere vurdu dinden uzaklaşma. Aslında kiliseden uzaklaşma bu da. Yani dinsiz dindarlık tartışmaları yapılıyor artık. Dolayısıyla kiliselerden uzaklaştı Avrupa'da millet. Ama İşin garibi Afrika'da, Kore'de, şurada, burada Hristiyanlık artıyor. Sebebi şu hocam bence. Bütün şeylerini oralara tabii, gönderdiler. Bütün parayı yani, oraya yatırım evet. yapıyorlar. İnsanlar aç fakir. Evet. Yani 50-100 dolar verince insanlar maalesef bir hastane yaptırıyor. Dinini değiştiriyor. Şey yapıyor. Hastane yapıyor koşuyor. Hocam. Bütün okullar, özel okullar onların elinde. Eğitim kurumları, üniversiteler. Yani kilise hocam dünyanın en zengin devleti Vatikan'dır. Para orada, sermaye orada. Acayip yatırım. Son 20 senedir elhamdülillah ülkemiz, Türkiye'mizde Afrika ülkelerinde işte cami yaptırıyor, hastane açıyor, efendim üniversite açmaya başladık. Bir parça biz de İslamiyet hizmet ediyoruz ama inanın Hristiyanların yaptığı misyonerlik faaliyet karşısında bizimki devede kulak bile sayılmaz. Kulak sayılmaz. Milyar evet. dolarları yatırıyor bugün büyük evet. markalar, araba fabrikaları, o bizim bildiğimiz büyük fabrikalar. Milyar dolar yatırıyor. Millet şey zannediyor. Bunlar hani seküler falan zannediyor. Halbuki hep arkalarında şeyler var. Dini bir şey var. İnsani yardım teşkilatları var asla Avrupa'da. Asla dediğiniz gibi seküler arkalarında değil onlar. Ya Katolizlik çıkıyor, ya Protestanlık çıkıyor, ya başka bir şey çıkıyor. Yani hep onların şeyler aslında. Şimdi ben şunu söyleyeyim Özden Hocam. Avrupa Hristiyan'a çok çekmiş. Engizisyon mahkemeleri olmuş, aydınlar asılmış, galiller falan biliyorsunuz. Buna rağmen hala Avrupa'da acayip bir saygı ve sevgi var Hristiyanlığa karşı. Kraliçe mesela işte İngiltere'de kilisenin başındadır. Kültür o biraz. Kültür yani kültürel bile olsa asla ya siz bize bunu yaptınız diye hala kiliseyi çok dışlamıyorlar. Kilise bunca hatasına rağmen hala çok zengin, çok saygı görüyor. Bize tam tersi. Bize asla biz alimlerimizden zulüm görmemişiz. Bizim ilim Kur'an-ı Kerim ikra diye başlıyor değil mi hocam? Oku diye başlıyor. Böyle bir dinde taassup olur mu? Oku. Allah'ın adıyla oku. Ne okursan oku. Felsefe oku, matematik oku. Yani değil mi? Oku da oku yani. Şimdi biz böyle kendi dinimize ya işte din gericiliktir falan gibi böyle limoni bakarken Avrupalılar ilme engel olan kendi dinlerine bu şeyi yapmıyorlar. Kültürel olarak en azından saygıları var. Evet evet. Yani tartışmalarda en azından hocam dini şeyler korunuyor. Korunuyor. Tabii bunun başka şeyleri de var hocam. Bir yandan aslında Müslümanlar hani bakın İslamiyet o kadar saldırılar oluyor değil mi? Kur'an yakma evet. yıkma hadiseler oluyor. Peygamberimize hakaretler oluyor. Şimdi Hindistan mesela, Hindistan İslamofobinin odak noktası oldu. Maalesef. Ya Budizm yıllardır şey olarak gösterildi veya Hinduizm. Barışçıl bir din, olarak, gösterildi ama en şiddet yanlısı insanlar olarak karşımıza gelebiliyorlar. Dünyadan çıt çıkıyor mu? Avrupa'da o kadar şey oluyor. Din özgürlüğü diyorlar. Bu Yahudi'ye yapıldığında, Hristiyan'a yapıldığında... Bu din özgürlüğü Yahudi Hristiyanlar için geçerli. Hocam şöyle bir anım var benim. Buyurun. Onunla araya gideceğiz. Araya gitmeden önce bunu sorayım size. Aslında konu açıldı biraz. Eyvallah. Bir gün Hollanda'da bir kitab-ı mukaddesle Kur'an-ı Kerim'i dijital ortama taşımışlar. Bir web sitesi açıldı. Bundan 10-15 sene önce filandı. Bütün o Hollanda'da önde gelen insanları çağırdılar. Biz de çağırmışlardı. Ben de gittim. Böyle büyük bir salonda. Hatta o zaman Tarık Ramazan falan vardı. Başkaları sunumlar falan yaptılar. Ama her dinden insan var orada yani.
Bize tanıtıyorlar şeyi. İşte arama motorları koymuşlar oraya. İşte Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de, Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te neler var çıkıyor ortaya. Bir kelime yazıyorsunuz her şey çıkıyor. Kaç tane yerde geçiyor. Şimdi tanıtıldı web sitesi. Salondan herkese soruldu. Dediler ki kelime söyleyin, arama yapacağız. Benim de aklıma hemen Jesus kelimesi geldi. Hazreti İsa. Yazıldı. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Kitab-ı Mukaddes'ten 3 kat fazla çıktı. İsa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam bilgi. İsmi, evet. Gerçek hatta bilgi. Daha da fazladır yani ya. O. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ile ilgili sıfatlar, anlatımlar o kadar fazla ki Hazreti Peygamber ile Hazreti Musa da öyle. Hazreti Musa da Yahudilerin peygamberi ama sayılıyor. Hazreti İsa ile ilgili daha özel şeyler var hocam. Hocam bizdeki yani, bilgiler onlarda yok. Tabii. Mesela Beşiktaş'ın konuşması. Evet. İnni Abdullah diyor ya. Ruhundan üflemesi, kelimullah olması, kelimetün minhu diyor tabii. Yani. Hatta bunu bazı papazlar bizim aleyhimize de kullanıyorlar. Yani. Diyorlar aslında diyorlar. Teslis orada var Kur'an'da Allah'ın kelimesi falan diyorlar. Yani bizim bunlara da hazırlıklı olmamız tabii, lazım onu tabii. söyleyeyim. Ya değil aynen, mi? Belki, belki de soruluyordur. Şimdi bir kelime daha söylendi sonra. Ben bir kelime daha söyledim. Hollandacası liefde kelimesi. Liefde. Sevgi yani. Onu da aradı hocam 4 kat fazla çıktı. Kur'an-ı Kerim'deki. Ben biliyorum ki Kur'an-ı Kerim'de, sünnette sevginin türevleri 60'ı buluyor hocam. Vedud var, hub çok var. 60'ı buluyor türevler. Her türev yok orada ben biliyorum. Ama tabii. Ona rağmen 3-4 kat fazla çıktı. Bir tane papaz benim önümdeydi, söz aldı. Ya dedi ben şaşırdım dedi. Ben dedi Kur'an-ı Kerim'de Jesus yani Hazreti İsa'nın geçtiğini ilk defa burada gördüm. Duydum. Aynen. Yanlış bilgi çünkü veriyor hocam, onlara. Şeyi ne peki, imaj ne bugün? İslamiyet terör dini, şiddet dini. Hristiyanlık sevgi diye. Hatta Müslümanlara antikrist diyorlar. Ya burada işte Christ bizim düşmanı. Bizim anlatamamamız meselesi maalesef. Var. İmaj restorasyonu var, İslamofobi var. Ne bileyim onların daha öne çıkmaları var, propagandayı kullanmaları var. Ne dersiniz bilmiyorum. Araya da gideceğiz ama 2-3 dakikada. Gerçekten de Batı'da müthiş bir bilgi kirliliği var. İslamiyet deyince sevgi yok, nefret var. İsa Aleyhisselam'ı sevmez Müslümanlar. İsa'ya düşman, Musa'ya düşman. Bizim kristoloji diyorlar biliyorsunuz. İsa bilgisi. İncil'den daha fazla İsa bilgisi bizim kitaplarımızda var. Kur'an-ı Kerim'imizde var. Evet. İşte bu Beşik'teyken konuşması falan, Yahudilere karşı işte Meryem validemizin o savunması. Bunu ben aktardığım zaman Hristiyanlar gözyaşı döküyor. Bu var mı Kur'an'da diyorlar. Bu sevgi var mı Kur'an'da? Bunu söylediğiniz zaman bilgisizlik var işte. O yüzden şu anda bizim belki bizim görevimizi yapmadığımız ikinci bölümde bunu konuşalım. Bir de uluslararası evet. ilahiyat projemiz var. Onu konuşalım hocam. Değerli seyirciler az önce anlattığım kıssayı da ben şöyle bir kitabım da vardı. Avrupa'da İslami Hayat diye bütün bu yönleri aslında mühtedilere yapılacak ilk bilgilendirme konusu bu 10-12 sene önce yazılan bir kitap hocam. Eyvallah. Avrupa'daki şeyler için ve burada hakikaten mühtedilere ilk şeyler nasıl yapılacak böyle bir kendime göre bir yöntem de uygulamıştım. Aslında orada bir tedricilik prensibi var. Tabii. Onu kullanabilir miyiz onu da size soracağım. Ama siz bir şey söylediniz uluslararası ilahiyat. Onunla bitirelim isterseniz araya gideceğiz. Ya, uluslararası ilahiyat da işte bizim Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımızı, daha doğrusu gurbetçi ora vatandaşı olma şartıyla buraya getirip eğitiyoruz. Bunların Angli, Almanca, İngilizce, Fransızca, Norveççe. Bunlar gidip orada imamlık yapıyorlar. Çok güzel bir proje bu. Evet. Yani şu anda en büyük sıkıntımız şuydu şu ana kadar. Buradan giden imam kardeşlerimiz, imam efendiler tabii Almanca bilmiyor, İngilizce bilmiyor. İşte öğreninceye kadar da vazifesi süresi dolup geri geliyordu. Ben ona iki D formülü diyorum hocam. Dini bilenler dili bilmiyor, dili bilenler dini aynen. bilmiyordu. Şimdi bu uluslararası ilahiyat projesiyle iki D'yi gerçekleştirmiş olduk. Evet. Hem dini bilecek hem de dili bilecek. Bir de ora vatandaşı. Yani bu öften püften. İnşallah hocam onların da biraz bazı sorunları var. Tabii. Oralara yönelik. Eyvallah. Yönetmelik ve şeylerle tabii. ilgili onlar da çözülür diye. Çözülür inşallah. Ediyorum. Şu anda elhamdülillah evet. ülkemiz Türkiye bazlı. Ciddi bir tebliğ ve irşat şeysi başladı şu anda Avrupa'ya yönelik. Evet. Kitaplar basılıyor, harlarıl. Camilerimiz orada şu an artık turistlere, turist demeyelim, oradaki Alman'a, İngiliz'e, Fransız'a daha çok hizmet vermeye başladı. Evet. İnşallah yeni bir Rönesans, İslam bir Rönesans yani şu manada değiştirerek değil de İslam'ı gerçek manasıyla Batı'da anlatacak bir seviye oluşmaya başladık. Hocam burada da bence gerçekten Türkiye öncü bir ülke, mihver ve merkez ülke. Çünkü yine ikinci dönemde belki aradan sonra konuşuruz. Bu zamana kadar genelde hep Selefilerin propagandalı dünyada harici çıktı, hayat harici felsefesi, anlayışla öne çıktı. Bu ifrat anlayışıydı. O itidalden, orta yoldan sapmaydı bir anlamda. Eyvallah. Bunların da çok zararları olduğunu şimdi biz görüyoruz. Yani hakikaten bu da bence bir, yani ben Selefiliğin aslında bir oryantalizmin projesi Batı olduğunu projesi. Aynen onu konuşalım inşallah. Onu konuşalım. Bu nasıl zarar verdi?
Değerli seyirciler, tabii ihtida, mühtedi, hidayet, mühtediler konusu çok geniş bir konu. Gördüğünüz gibi kavramları var, problematiği var, birçok meselesi var, ince işçiliği var yani aslında. Bu konunun başka bazı önemli yönleri var, az önce bahsettiğimiz gibi. Onları da aradan sonra inşallah Süleyman Derin hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi kısa bir ara veriyoruz. Son davette bu akşam Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi dostumuzla hidayet, ihtida, mühtediler konusunu konuşuyoruz. Davet ve tebliğ konusunu konuşuyoruz tabii bununla bağlantılı olarak. Meselenin farklı boyutlarını ilk bölümünde programımızın konuştuk. Tabii araya gitmeden önce ben Süleyman hocama bu sevgiyle ilgili bir şey anekdot anlatmıştım. Hani İslamiyet aslında sevgi dini, sevgiyle ilgili terimlerin toplamı yekün 50-60'ı buluyor Kur'an ve sünnetteki. Pek çok bu manada şeyler var, rahmet var, meveddet var, muhabbet var değil mi? Yani vedud var. Ancak Hristiyanlık yine sevgi dini olarak dünyaya lanse ediliyor. Ama İslamiyet terör ve şiddet dini olarak lanse ediliyor. Tabii ki bu ihtidalarda, İslam'a yönelimlerde de önemli bir bariyer olarak da karşımızda duruyor hocam değil mi? Yani ben de bunu bizzat yaşamış bir insanım. Hatta Hollanda'da bir papaz, protestan papaz. Protestanlık Hollanda'da 3 gruptur Süleyman hocam. Bunların en nindar, en koyu olanlarından bir papaz birisi. Bir hastalık sempozyumu vardı. Hollanda'nın İncil kuşağı denen bölgeleri vardır. Bible Belt diyorlar. İncil kuşağı. Bu ülkelerde var İncil kuşak. Amerika'da bölgeler. Var. Meşhur. Evet, Amerika'da da var. Hmm. Yani o kuşak üzerindeki hat aslında şehirler dindar oluyor daha fazla. O bölgelerden birinde yapılmıştı bu sempozyum. Orada hastalıkla ilgili şeyler anlatılıyor herkes. Ben de İslamiyet'in hastalığa bakışını anlatıyordum. Tabii en sonunda şu çıktı. Enteresan bir şey. İslamiyet hastalığı bir kefaret olarak görüyor biliyorsunuz. Günahlardan kefaret. Eyvallah. Ama Yahudi, özellikle Hristiyanlıkta ve Yahudilikte bir suç, Tanrı'nın bir cezası olarak gözüküyor hastalık. Bu sefer hastalara kötü gözle bakıyorsunuz. Ne kadar ontolojik yani ya. Bir fark var arada şeyde. Bunu anlatmıştım, çok dikkat de çekmişti o zaman. Şimdi sempozyumdan, konuşmadan sonra bir tane yaşlı bir papaz bana geldi. O yani hocam dedi, ben dedi sizinle bir randevu yapıp görüşmek istiyorum. Geldi gerçekten bir 10 gün, 15 gün sonra. Görüştük. Şöyle bir çantaya bir sürü kitaplar falan koymuş. Kendi kitapları. Bu meğerse Hollanda'nın en ünlü vaizlerinden de biriymiş. Meşhur vaizlerinden. Ama doktor aynı zamanda teolog. Hmm. İşte Hazreti İsa'nın teolojisiyle, dogmasıyla ilgili kitaplar da yazmış. Bir kitap yazmış 11 Eylül'den sonra. O kitabın arkasına İslamiyet'le ilgili 70-80 sayfalık bir bölüm eklemiş hocam. Hollandaca. Ben de o zaman Hollandacam daha işte öğrendim ama çok fazla ileri seviyede değil. 2007-2008'ler bu, 2006'lar. Ya dedi, ben dedi bunu yazdım ama dedi, ben dedi İslamiyet'i ölü bir din olarak görüyordum dedi. Hiç ilgim yoktu dedi. Ama dedi bu 11 Eylül'den sonra dedi, ben de okumaya başladım dedi İslamiyet'i dedi. Ve buraya da bu bölümü yazdım. Sen dedi bunu oku, okuyup tavsiye et bana bildir. Ben de arkadaşlardan yardım aldım, böyle okudum. Ya neresini düzelteceksin? Hakikaten yazmış adam yanlış ama hani deve yediğimizler ya nerem doğru ki dediği ya. Gibi. Adam bir sürü ön yargılar falan ama yazmış yani İslamiyet'le ilgili bir şey. Neyse ben epey yerlerini adama şey yaptık, çok sonra tekrar randevu yaptık falan. Neyse o düzelttim düzeltmedim bilmiyorum sonraki şeylerinde baskılarında ama adam beni tabii evine davet etti. Gittik sonra o geldi falan böyle, hatta kilisesine de davet etti falan. Şimdi bu insan bir müddet sonra, aradan 4-5 sene geçti, bana şunu dedi Süleyman hocam. Dedi ki hocam dedi, ben dedi Hazreti Muhammed'in dedi peygamber olabileceğine inanıyorum dedi. İnanmaya başladım. İnanmaya başladım dedi. Hatta şunu da dedi, ben bir Müslümanla dedi asla dedi konuşulabilir bulmuyordum dedi. Sizinle dedi benim şeyim değişti dedi.
Konuşma. Hani baktı ki insan normal, bu benim gibi. Tabii. Hatta benden daha iyi yönleri de var. Hatta biz ona misafirperverlikler yaptık, yemekler falan. Hakikaten Batılılar da böyle şeyleri seviyor biliyorsunuz. İnsani iletişim kurduk aslında. Eyvallah. Ve bundan sonra gerçekten adamın bu manada şeyleri değişmişti. Nerede nereye geldi? Yani demem şu, yani bizim acaba temsilde mi bir sorunlarımız var? Niye biz İslamiyet şiddet dini olarak gözüküyor? Ya misyonerler mi çok çalışıyor? Bunun propagandasını çok mu yapıyorlar? Aslında hocam bence hepsinden bir parça pay var. Bir kere Batı alemi biliyor ki eğer İslamiyet objektif olarak anlatılırsa insanlar Müslüman olur. Hı. Engel olmak lazım. Bu sefer ne yapıyorlar? Mesela Hristiyan terörü yok nedense. Evet. Yahudi terörü hiç yok. Evet. Birey yoksa, bir çıkıyor, bir sürü kişiyi öldürüyor şeyden. Evet, Norveç'te, 20 kişi, 30 kişi öldürüyor Norveç'te. Ondan sonra işte Yeni Zelanda'da psikolojik sıkıntısı var diyorlar. 51 kişiyi öldürüyor. İşte aynen. Camide, cuma namazında Müslüman'ı öldürüyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiç kimse Hristiyan terörü falan demiyor. Demiyor. Hani denmesin, ben densin demiyorum. Ayrı konu. Evet. Ama kimse bunu demiyor. Ama bir mesela Pakistanlı İngiltere'de, evet, velev ki şahsi sebepten bir adama bir şey yapsa, evet, bir Müslüman Pakistanlı işte bir masum İngiliz'i... İslamik terörizm deniyor. Hemen terörizm yaftası koyuyorlar. Bu bir. Evet. Çünkü İslamiyet çok güzel bir din. Batı alemi de esasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu yazdığı mektuplarda, eslim teslem, mülkün de senin olsun diyor. İslamiyet'te biliyorsunuz böyle bir ırkçılık. Ya biz kimseyi Türk olmaya zorlamıyoruz ki. Boşnak Müslüman olmuş, boşnak kalmış. Yunan Müslüman olmuş, Yunanlı kalmış. Esasında korkacak bir şey yok. Yani İngiliz Müslüman olsa Türk olmayacak ki. Hı. Yine İngiliz kalacak. O yüzden böyle bir ön yargı var maalesef. Tabii insan bilmediğin düşmandır diyor atalarımız. O yüzden bizim Avrupa'daki, hocam siz de orada bir ara yaşadınız, yaşıyorsunuz Hollanda'da. Evet. İşte Almanya'da milyonlarca vatandaşımız var. Çok ilginçtir. Endonezya İslamiyet'in gidişi nasıl? Endonezya 5000'den fazla ada var. Oraya ordu gönderseniz en az 5000 gemi göndermeniz lazım. Tüccarlar götürmüş hocam, Sufi tüccarlar. Gitmiş. Ne yapmış tüccarlar? Temsil etmişler yani. Sattığı malın hatasını söylemiş. Evet. Veya seneye getireceğim parasını demiş. Bir sene sürüyor tabii gemi git gel. Demişler ki ya sizden önce çok geldi Avrupalılar. Aldı götürdü kaçtılar. Kimse parayı getirmedi. Bir sene sonra Müslüman tüccar parasını teslim etmiş. Evet. Bu sefer bütün o oradaki sultanlar işte krallar neyse demişler ki ya siz niye böyle yapıyorsunuz? Bir gemi mal aldın gittin, gelmesen zengin olmuştun. Diyor bizim dinimiz böyle emriyor deyince Endonezya tamamen barış, tamamen öyle, tüccarların evet, doğruluk ve düzgünlüğüyle İslam'a girmiş. Biz bugün maalesef Almanya'da, işte, Hollanda'da, Belçika'da eğer oradaki gurbetçi kardeşlerimiz biraz dil öğrenip biraz tebliğ yapsalar da hocam. Herhalde Avrupa'nın yarısı de temsil hocam aslında. Tebliğ ve temsil. Evet. Yani siz trafikte 100 kişi solda çok başımıza gelir Avrupa'da. Hmm. 100 kişi sola dönecek arabasıyla beklerken siz ön önden kesersiniz. Bakarlar ki esmer bir Türk veya esmer bir Afrikalı Müslüman. Hemen İslamiyet'e karşı ön yargı. Veya yaya geçidinden durulacaksa, durmadan geçiyorsan bakar. Ben şunu söylüyorum yani Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimize. Sizin diyorum sorumluluğunuz bizden 100 misli daha fazla. Biz Türkiye'de hata yapsak, yani çok özür dilerim yola çıkırsak, yani bir Türk olarak işte yani. Ama orada yaparsan diyorum. Bu böyle konuda sadece Japonya'da öyle bir mesele var. Japonlar İslam'a girmek üzereyken böyle bir işte yola birisi tükürmüş mü ne yapmış? Dine girmekten vazgeçmişler. Evet, evet. Ne kabalık hocam, demişler. Çok İnsan nasıl yola tükürür demişler. Belki hocam temsil konusunu uzun konuşmak lazım. Yani hepimiz İslami temsil etme durumundayız. Yani kıyafetimiz, efendim davranışımız, komşuluk ilişkilerimiz. Esasında hocam çok müspet şeyler var ama maalesef bunları çok gündeme getiremiyoruz. Avrupa'da özellikle Almanya'da önce bu yaşlı Almanlar korkuyorlar Türklerden. Bunlar bize acaba zarar verir falan mı? Çünkü kalabalığız biz değil mi? Gürültü yapıyoruz biraz. Sonra benim bir akrabam vardı Almanya'da. Ama bu özellikle Covid döneminde hep onlara Türkler falan da yardım etti. Aynen. Evet. Benim bir dedem hocam bu 15-20 sene önceki mesele. Evet. Alman komşumuz, yaşlı Alman komşu akrabalarımın duvara vuruyorlar. Tak 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 Alman komşunu bana çorba gönderin. Bana işte marketten şunu getirin. Böyle kardeş gibi olmuşlardı. Hı-hı. Hani şunu demek istiyorum. Yani esasında çok güzel tecrübeler de var ama maalesef biz Türkler bu iletişim sanatında hocam biraz şeyiz, zayıfız. Hatta yani bir meşhur söz vardır. Türkler savaşları cephede kazanır ama masada kaybeder. İranlılar tam ders. İranlılar için söylerler. Cephede kaybederler. Masada kazanırlar. Biraz iletişim konusunda keşke daha hocam başarılı olsak. Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Türkler bunu bu ya masada da kazanmaya başladı diyelim yani. En azından İnşallah hocam şu anda ümit varız. Daha iyiyiz yani. Evet, evet. Ama öyle genel tabii bir takım şeyler söylenir. Hocam şimdi bu mühtediler genelde benim bildiğim, sizin varsa ilave edin, 3 saikle, 3 motivasyonla daha ziyade İslam'a ihtida ediyorlar. En azından
Dünyada ve Batı ülkelerinde daha fazla. Birincisi Kur'an üzerinden. Yani Kur'an üzerine bir araştırma yapıyor adam. Okuyor, meallerini okuyor. Kur'an tefekkür ediyor yani. Kur'an'daki ayetleri görüyor filan. Müslümanlığa gelenler var bunun üzerine. Oradan bir şey ilave edeyim. Ben pek çok Hristiyan'la karşılaştım. Diyorlar ki biz İncil okuduk, Tevrat okuduk. İncil'de Allah çok az yerde konuşuyor. Tevrat'ta bazen işte Allah konuşuyor ama Kur'an-ı Kerim'de baştan sona konuşan otorite Allah diyorlar. Burada konuşan insan değil. Evet. Burada konuşan Paulos, bilmem işte Luta, Yuhanna değil. Konuşan Allah diyorlar. Ve hocam Kur'an-ı Kerim insanı çarpıyor ya. O hitabı, o edebi güzelliği, o efendim verdiği bilgiler. Aynen. Allah yıldızlara yemin ediyor. Ağaçların aşılandığından bahsediyor. Ben senin parmak ucunda yaratırım diyor Allah Rabbimiz. Evet. Şimdi hocam mesela buradan bir örnek vereyim. İngiliz kriminologlar ya diyorlar bu parmakta ne var? Yani Allah gözü demiyor da saçı demiyor da parmak ucunu. Evet. Sonra anlaşılıyor ki parmak uçlarımızda herkesin kimliği gizli. Ya bunun gibi o kadar Kur'an-ı Kerim'de mucizeler var ki sonsuz mucizeler var. Tabi ilim geliştikçe bunları biz mesela Allah diyor ki Estağfirullah meracil bahreyni yeltegiyen beynehuma berzehul la yabgiyen. İki deniz karşılaşır ama birbirine karışmaz. Bugün resimden çekmişler. Diyelim ki Atlas Okyanusu Akdeniz'de buluşuyor hocam. Biri sıcak, biri daha serin. Biri çok tuzlu, biri az tuzlu. Karışmıyor birbirine. Yani bunun gibi o kadar çok Kur'an-ı Kerim mucizesi var ki dediğiniz gibi birinci saik Kur'an üzerinden geliyorlar. Hocam Kur'an çok da bakmak lazım. Çünkü hakikaten Kur'an hocam birçok mucizel beyan zaten. O yüzden yani diğer kutsal kitaplarla, Tevrat, İncil onlarla mukayese bile edilemez. Yani zaten asla. Benim çalışma alanlarımdan birisi değerli seyirciler. Bu Yahudi kültürü ve hadisler, Hristiyan kültürü ve hadisler diye benim kitaplarım var. Burada bu kitabımda ben şahsen bir bölüm olarak İslam'ın ilk yıllarındaki ihtida ve mühtedilerin aslında İsrailiyat'taki o kültürün taşınmasındaki rollerine de üzerinde de durdum. Bunun üzerinden iddialar var çünkü. Evet. Hakikaten oryantalistler diyorlar ki aslında İslam bir anlamda bu mevali, işte mühtediler olduğu, Yahudilikten, Hristiyanlıktan oradan geldi. İslamiyet'i oluşturdular falan diyorlar. Hristiyanlar yani orada bunu reddeden bölüm de var. Merak edenler kitabı alıp okuyabilirler. Hristiyan kültürü ve hadislerde de onun Hristiyanlık versiyonu var. Şimdi hocam birinci Kur'an üzerinden geldiler. Şimdi Kur'an üzerinden hatta bazı meşhur adamlar da var. Bunun üzerinden geliyorlar. Hakikaten Kur'an-ı Kerim bambaşka bir kitap. Yani müheymin zaten daha önceki vahiylere. Allah kelamı. Benim de tespitim o. Ne İncil ne Tevrat Kur'an ayarında vahiy olarak da değil. Hocam vahiy tasnifleri vardır biliyorsunuz. İbn-i Haldun yapar bunu. İbn-i Hacer el-Eysemi yapar. Onların vahiy tasnifinde vahiyi üçe ayırırlar. Birinci derecede Kur'an vahyi gelir. İkinci derecede geçmiş peygamberlere verilen vahiy ve kutsal sözler diye de geçer. Yani kutsi sözler belki diyebiliriz. Manası vahiy. Evet. Kelamı değil de. Bizim kutsi hadisler gibi evet. belki. Evet. Şimdi hakikaten Kur'an vahiy olma yönünde de kategorize aslında hiyerarşide birinci sırada da gelir. O evet. alimlere göre tabii. Yani buna itiraz edenler de olabilir. Şimdi ikinci sırada gelenler tasavvuf üzerinden geliyor. Sizin Eyvallah. De alanınız tasavvuf. Eyvallah. Üçüncü sırada selefilik var. Hakikaten o da bir motivasyon. İster hocam tasavvuftan ama biraz girelim. Tasavvufa girin biraz. Evet. Tasavvufta ne etkili oluyor? Şahsiyetler mi etkili oluyor? Hangi tasavvuf tarikatları daha fazla? Burada ben mesela Şaziliği daha ziyade batıda etkili olduğunu söylüyoruz. Eyvallah. En azından şu meşhur adamların var işte. Frischof Schoen, Renaud Ganon gibi işte bir takım insanlar. Genelde Şaziliği bunlar değil mi? Eyvallah. Bu tarikatların burada farkı var mı? Söylemlerinin var. Farkı var mı? Hangisi daha etkili? Ve tasavvuf Mevlana üzerinden Müslüman olanlar tabii, var. Tabii. Burada nasıl farklar var hocam? Şimdi genelde? Tasavvuf kalple, akıldan çok kalbe hitap ediyor. Şu an Avrupa neyi kaybetti? Akılcılık Avrupa'da aldı başını gitti. Rasyonalizm evet. değil mi? Evet. En üst seviyede. Ya bu noktaya gerçekten hatta benim şöyle bir iddiam var. İnsanlar doğuya gittikçe mistikleşiyor. Batıya gittikçe akıl felsefe, Grek felsefesi, rasyonalizm, Alman işte şeyde değil mi? Evet. Daha öne çıkıyor. Şimdi tasavvuf... Hocam ben de şöyle bir şey söylüyorum. Buyurun. Yani bu nokta çok önemli olduğu için söylüyorum. Yani hani hakikaten bugün batılı insana mantıkla şeyle bir takım şeyler anlatamıyorsunuz. Mantık hatta fazla. Hukukun da sonuna gitmişler. Yani bugün adamın tabii, ihtiyacı olduğu şey kalp. İçinde aynen. bir boşluk var. Hatta hocam ben şunu söylüyorum. Var. Hukuk, şeriat bile o kadar önemsemiyor. Ya diyor adam bizde Hammurabi kanunlarından beri Grek kanunları var. Roma hukuku var ki kaç bin yıllık hukuk diyorlar. Tabii. Bizim kanuna ihtiyacımız yok diyorlar ama
boşluk kalpte. O da var. Tasavvuf da kalpten tasavvuf da onu, bahsediyor. Onu veriyor, ha. Şimdi tasavvuf kalpten, sevgiden, hikmetten bahsettiği için bir de tasavvufta çok büyük bir düşünce var hocam. Yani o kalbin ürettiği o bilgi var ya, bunu felsefe demiyorum. Felsefe aklın ürettiği bilgi. Hikmet diyelim biz buna. O tasavvuf felsefesi farklı oluyor. O hikmeti görünce çarpılıyor basılı insan. Mevlana'yı okuduğu zaman çarpılıyor. İşte İbn-i Ataullu El-İskender Hazretleri'ni okuduğu zaman, Bahattin Nakşibendi, Geylan Hazretleri'ni okuduğu zaman çarpılıyor batılı insan. Çünkü onların kalp tarafı eksik kalmış. Tasavvuf buradan hitap ettiği için sevgiden, muhabbetten. Çünkü biliyorsunuz batıda sevgi yüksek bir değerdir. Ha. Ve İslamiyet'in sevgiden uzak olduğunu düşünüyorlar maalesef. Ve insan olma yönü de var aslında. O humanist damağı da vardır batıda. Var. Yani bir anlamda tasavvuf aslında oraya da vurgu yapıyor. Yani hatta Mevlana'yı da humanistleştiriyorlar bir anlamda ama. Aynen. Olsun, önemli değil. Ama o hümanist damar, insani yönü de vurgu yapıyor tasavvuf bir yönüyle. İşte sevgi, baktığında, hikmet boyutundan tasavvuf onların gönlüne hitap ettiği için tabii gönlüne hitap hiçbir zaman değişmez. Yani 1000 sene önceki insana da gönlüne hitap ettiğinizde, bugün de hitap ettiğinizde aynı şeyi söylersiniz. Ama akıl mantık değişebilir. Bu sebeple Batı'da şu anda mesela Mevlana'nın Mesnevisi bestseller. En çok şiir dalında satan kitaplar, hatta Modana dahi şarkı sözleri almış. Hocam Mesnevi'yi okuma dehşet grupları var her yerde. Yani siz çok iyi bilirsiniz tabii. Yani Amerika'da, Hollanda'da birçok yerde yani hiç ummadığınız insanlar mesleği okumak yapmışlar. Terapi yapmışlar, psikolojik terapiler, hikaye terapiler yapmışlar. Ya bizim Türkiye'de de mesnevi terapi falan yazıldı. Bir de bizim bu sufi zikri, işte Mevlana'nın bu efendim bu sema ayinleri acayip onları böyle cezbediyor. Yani fakirin düşüncesi sema ayini yani Mevlana'nın büyük bir kerametidir. Şu alemde, kainatta her şey dönüyor. Kabe'de dönüyoruz. Mevlana dönerek sema yapmış ve çok cazip bir şey. Bunu gören Batılılar bu kültür olarak dahi aşık oluyorlar. Hatta bir Anna Meyerowicz var, Fransız mühtedi. İslam'ın güler yüzü diye kitabı vardır onun, çok güzel. Dinin velisi böyleyse peygamber nasıl acaba diyor. Hayalim almıyor, aklım almıyor bunu diyor. Hocam onun İslam'ın güler yüzü kitabını da tavsiye edelim işte, değil mi? Evet, gerçekten çok güzel bir kitap. Önemli. Söze bak. Biraz bahsedin hocam ondan. Bir yani velisi, Mevlana okuyarak. İşte Anna Meyerowicz Fransız bir profesör. Profesör. Bildiğim Katolik bir profesör. Mesnevi okuyor, Mevlana okuyor, Konya'ya geliyor ve sonra... Mezarı Konya'ya da Müslüman oluyor sonradan. Evet. Şimdi hakikaten orada sevgi var, muhabbet var. Bir de Mevlana'da çok yüksek bir hikmet var. Hı. Öyle bir hikmet ki yani böyle hani kitaplar, ciltler yazsak bu Batı buna muhtaç olduğu için Şazelilik de tabii şundan dolayı hocam çok yaygın Şazelilik. Çünkü Avrupa, Kuzey Afrika'yı işgal ettiği için uzunca Cezayir, Tunus, Fas, Mısır. Buranın en yaygın tarikatı Şazelilik. Oradan dolayı bugün mesela pek çok biliyorsunuz Fransa'nın yüzde kaçı, %10'u mu en az Morokkolu, Cezayirli Müslümanlar. %12 diyebiliriz. Yani. Evet. Hatta bir keresinde bir Fransız müftedi Müslüman asansörde bir Cezayirli gangster bıçaklayıyor, çıkar paranı diyor. O da la ilahe illallah deyince sen Müslüman mısın hadi git diyor. Ben Müslümanları soymam diyor. Gangsteri bile böyle. Şimdi öyle olunca Şazelilik biraz daha onlara kültür olarak daha yakın. Kültür olarak kastım coğrafya olarak yakın. Şimdi Türkleri işgal edememişler. Ruslar biliyorsunuz Türk alemini daha çok işgal etmiş. Böyle olunca Nakşilik değil de ama son zamanlar işçiler vasıtasıyla hocam siz de görüyorsunuz. Başka şeyler ha. Tabii yavaş Mevlevilik, yavaş. Mevlevilik, Nakşibendilik falan. Ama maalesef Mevlevilik alakalı şunu çekincemi söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Gerçek Mevlevi kardeşlerimize saygımız sonsuz. Ama Avrupa her şeyi kapitalist, tüketici gözle bakıyor. Ben diyor İslamiyet'i alırım, seçerim, beğendiğimi kullanır, tüketirim. Yoga'yı alırım mesela Budizm'den. Yoga, yani Budist felsefeyi almam da yoga'yı alırım. Tasavvuftan da işte diyor şey alırım. Tasavvuftan da musikisini alırım biraz, semasını alırım. Böyle böyle New Age dediğimiz bir de din uyduruyorlar maalesef. O da büyük tehlike. Yani şeriatsız tasavvuf olmaz. Bunu belki bizim sufilerin batıda daha çok anlatması gerekiyor. Hocam şöyle bir şey var. Buyurun. Bir anım. Bir gün bir sempozyum var Türkiye'de. Arap aleminde de meşhur bir alim katıldı o şeye. İsmini vermeyeceğim şimdi şey olmasın. Eyvallah. İşte akşam da bizim sempozyumu düzenleyenler, o zaman İSAV düzenliyordu. Şeyde Yenikapı Mevlevihanesi'nde şeye katıldı. Sema ayine. Sema ayine katıldı. Orada haftada 2 gün galiba yapılıyor. Eyvallah. Orijinal şey yani. Oraya gidilecek. Ben de gideceğim tabii ama bizim bu meşhur hocayla da ilgileniyoruz. Oturuyoruz biz muhabbet ediyoruz falan. Bana sordu bu ne dedi. İşte falan anlattım ben. Yok dedi orada dedi secde ediliyor şeye dedi. Ben gitmem oraya dedi. Bu fıkıh alimi yani. Büyük bir fıkıh alimi. Şimdi ne yapar gidersin. Biz de gitmesini istiyoruz falan. Gitmiyor. En son dedim ki ona
hocam dedim, hoca dedim, sana dedim işte Mevlevilikte dedim bir sema yapılıyormuş, ayin yapılıyormuş, onun hükmü nedir diye sorsalar, sen görmeden buna nasıl fetva vereceksin dedim. Ya gör bakalım. Hakikaten doğru dedi ya, geliyorum dedi. Geldi benimle. Tabii sonuna kadar şey yaptı ama en son işte o da biliyorsun böyle toprağı şey yapmalar yapıyorlar falan var. Evet. Onlara bayağı şey yaptı, hatta böyle bakmadı falan ama izledi bayağı şeyi. Hatta böyle şey yaptığı yönler de oldu. Neticede hakikaten tasavvuftaki bazı şeyler birilerine bir itici gelirken hakikaten birilerine de cezbeden bir yöne sahip. Yani batılı insan bunu daha iyi anlıyor. Şimdi ben bu şazelikle ilgili bir başka yorumum daha var hocam. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Şazeliliğin bu şükürle alakalı galiba veya en azından bir nimetle alakalı bir yönü var. Ebu Hasan Eşari Hazretleri'nin sözü var meşhur. Evet. Suyu diyor. Onunla alakalı olabilir mi suyu diye. Suyu diyor soğutarak için diyor. Biliyorsunuz Mısır sıcak bölge. Oralarda sıcak su içerseniz diyor sadece diliniz şükreder. Soğuk su içerseniz bütün hücreleriniz diyor elhamdülillah der. Şazelikte dünya nimetleri kullanmak var. Evet. Diğer tarikatlar zühd var biraz daha. Yani dünyadan kaçmak i̇şte varken o manada. Diyor ki şazeliler dünyayı tepe tepe kullan ama Allah'a şükret. Şükret. Ha, şükretmek de aslında daha zordur yer yer. Yani nimetin içerisinde hatta şükretmek. Hatta bir meşhur kıssa var. Hasan Şazeli Hazretleri çok güzel giyindirmiş böyle kıyafetleri. Gayet güzel, yakışıklı giyindirmiş. Demiş ki bugün bir zahit. Ya demiş bu ne biçim şeyhlik. Ya şu kıyafetlere bak deyince. Evladım demiş senin demiş kıyafetin dileniyor. Dilencilik yapıyor. Bana verin fakirim. Benim kıyafetim tam tersi. Cömertlik gösteriyor. Ben zenginim. Bana vermeyin diyor. O yüzden demiş bu kıyafet daha üstün demiş. Şimdi şazeliliğin dediğiniz gibi belki o yönde olabilir, etkilemiş olabilir. Hocam Avrupa'yı kültürü bu aynen etkileyebilir. Ben yani buna mazhar diyorum. Yani görünüş önemli. İnsanlar ona da şey yapıyor. Bakıyor ki bu nimet içerisinde şükrü öne çıkarıyor. Evet. Gerçekten hocam bugün Müslümanların en büyük imtihanlarından birisi bu. Biz yoklukla sabretmeyi biliriz Müslümanlara. Ama varlığa şükretmek daha zor bizim için. Aslında bunun örneklerini bugünlerde de görüyoruz. Hocam yani bir de bu tabii tasavvufun ontolojik tarafı, kendini bilmek. Hani bugün yoga yapıyor insanlar, meditasyon yapıyorlar, kendini tanımaya çalışıyor ya. Tasavvuf bu tefekkür, murakabeler, muhasebeler. Orada çok zengin bir tefekkür kültürü var bizim sufilikte. Bu da Batı insanı zaten Budizm'e falan alıştığı için bunlar. Bu tasavvufu daha böyle cana yakın görüyorlar. İşte orada kendini tanıma var. Bunu yaptıkları zaman tasavvufun çok hızlı etkisi var insanlar üzerinde. Evet. Ben şöyle diyorum. Biz İslam aleminde vazifemiz yürüyen insanı uçurmak. Avrupa'da sana uçmak istiyor. Onları da yavaş yavaş aşağı indirmek. Aşağı indirmek. Yani şeriata indirmek. Yani ayağından tutup aşağı çekmek. Aynen. Ben bunu, ama dediğim İslam aleminde de sana böyle hep tembel tembel oturuyor bazen. Onları uçurmak istiyoruz. Evet. Tasavvuf İslam alemindeki insanları uçuruyor. İnsanı kamil yapıyor. Avrupa'da da uçmaya kaçmaya alışık insanlar gel kardeşim biraz da kural yap. Şeriata uy şeklinde onları indirmeye çalışıyoruz. Belki hocam bir tane daha kaldı onu da konuşalım isterseniz. Hocam selefilik var. Üçüncü motivasyon da selefilik ki son dönemlerde aslında bu bayağı önde. Biraz da bu ben şahsen sizin de kanaatiniz muhtemelen odur. Bu selefiliğin biliyorsunuz 18. asırda İngilizler tarafından hani ben icat edildiğini. Hatta yakın zamanlarda işte Osmanlı parçalamak için. Selefiliğin en önemli ülkesi. Bir prensi ne dedi? Bizi Amerika istedi diye biz bunu bir yudalayacağız. Şimdi vazgeçtik artık. Yani şimdi vazgeçtik. Ilımlı İslam'a dönüyoruz dediler. Yani ılımsız İslam yani tamamen anti-İslam. Seküler İslam yani, tabii de. Yani ılımlı İslam lafı. El-İslamül müteffettih dedi onlar. Şimdi tabii bu yani Seleviliğe yön vermiş bir ülke. Selefilikten vazgeçiyor ama dünyada Selefilik yine hala. Maalesef. Artık çok sağlıcı. Hatta ülkemize de ihraç ediliyor hocam. Yani bu Arap kardeşlerimiz arasında belli yerlerde Türkiye'de bunu şeyi yükseliyor selefiliğin tabii oranı. Yani hocam buna da şöyle ben onu biraz dikkat etmek açıklıyorum. Lazım. Bu Vahabiliği bir kere İngilizler destekledi. Esasında Osmanlı Vahabiliği birkaç kere bastırdı. Onları Bursa'ya falan sürgüne getirdi. Ama İngilizler devamlı. Evet. Çünkü o Hindistan'a giden yol Süveyş Kanalı'ndan geçiyor, Mısır'dan geçiyor. Eğer orada bir Vahabi devlet kurulursa tasavvuf düşmanı, maneviyat düşmanı Osmanlı'nın kolu kesildiği için artık İngilizler rahat geçip gelebiliyordu oralardan. Hocam ben şuna teopolitik diyorum. 18. asırda Hint alt kıtasında Kur'an İslam'ını çıkardılar biliyorsun. Onda İngilizlerin şeyi var. Evet. Orada da Ahmedilik ortaya çıktı. Ahmedilik ortaya çıktı. Bir şeyler cihata Hicaz'da da hadis İslam'ı dediğimiz aslında hadisi istismar eden Vahabilik ortaya çıkarıldı. İki şey üzerinden aslında teopolitik hala devam ediyor İslam dünyasında. İslam dünyasını parçalamak maalesef için yapılıyor bu. Bunun etkilerini hala da görüyoruz.
Şimdi bu selefilik batıda devletler tarafından hala destekleniyor. Ben ona inanıyorum şahsen. Kesinlikle ben de aynı kanaatim. Özellikle radikal, İslam'ın imajını radikal göstermek için, İslam'ı onlarla temsil ediyor göstermek için. Hatta bazı radikal selefi imamlar vardır. Yahu selefi olduğu, radikal olduğu, radikal söylemleri tespit edilir. Televizyonda Almanya'da, da şey Belçika'da. Ama hala da onlar evet. Hala ortada dolaşıp desteklenirler. Toplantılarına destek verirler. Bu da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu denir. İngiltere yani. Doktora yaparken bir gün evet. Gizli arşiv kayıtları, tabii 50 sene açıklanıyor onlar. Evet. Orada gördüm bizzat gözlerimle. İngilizler bu Vahabi devletini kurdurup hatta ilk haç yıllarında acayip yardım ediyorlar Vahabilere. Şundan dolayı eğer Vahabiler haccı güzel yaptıramazlarsa İslam aleminde kötü tanınır diye doktor gönderiyorlar, yol güvenliğini İngilizler sağlıyor bizzat. Çünkü bu Vahabi İslamiyeti insanlara itici geliyor. Böyle kadınlara tabii, mesela, tabii. Ya Allah aşkına bizim annelerimiz eşeğe ata binmez mi? Hı. Yani kadına araba sürdürmüyorsun. Bunun İslam'la ne alakası var? İnsanın en tabii haklarını vermiyorsunuz. Böyle ondan sonra her şey şirk, her şey günah. Hı. Böyle bir sert İslam anlayışı, vurmak, asmak, kesmek, o kılıç. Ben bir makale yazdım. Yani. İslam, selefilik ve hadis diye. Evet. Orada 4-5 tane sonunda bu selefiliğin şeyini koydum. Yani temel tipolojilerini koydum. Onlardan bir tanesi de dikotomi aslında. Dikotomik tutumlar var. Evet. Yani kadına bakıyorsunuz burada reformist bir tutum takınabiliyor. Burada çok sert bir tutum takınabiliyor. Kadına araba kullanmamayı işte sedd-i zerai dediğimiz bir prensiptin üzerinden hareket ediyorlar. Yani şurada zararlı olacak bir şeyi şurada önleme prensibi biliyorsunuz. Hanbelilikte var bu. İşte Hanefilikte yok fazla. Şimdi kadına araba kullanma şeyi de yine benzer bir prensip üzerinden getiriliyor. Yani yani o zaman çok sert karşı çıkan yine şimdi onun cevazını verebiliyor. Böyle bir şey. Ama neticede şunu demeye çalışıyorum. Avrupa'da, Batı'da selefilik bu protest tutumundan dolayı, yani bir protest tutumu var hocam selefilik. Ve daha çok Müslümana karşı savaşıyor selefiler. İnsanları yine tabii. De cezbediyor. Tabii. Yani Batı'da biliyorsunuz bir takım insanlar var, kriz yaşıyorlar. Kriz yaşayan insanlar da böyle sert protest tutumlarından hoşlanıyorlar. Ben kurtuldum, herkes helak olmuş felsefesi aynen. Her yerde caziptir. Kürten bir hocam. Anlayışı benimsiyorlar. Evet. Hoşlarına gidiyor yani tabii. Bu anlayış. O da her şeyi böyle şey yapıyor, reddeden bir tutum var selefilikte. Ve İslamiyet'e selefilik yoluyla geliyorlar. Şimdi geldikten sonra ne oluyor gerçekten? Nasıl bir süreç yaşanıyor burada? Mesela ben Yusuf İslam örneğini hatırlıyorum. Hatta üç Yusuf derler. Yusuf İslam ilk önce her şeyi terk etti. Biz sonra müziğe geri döndü. Sonra işte def mef çalmaya başladı. Evet. Sonra da müziğe geri döndü. Yani burada diğer medeniyetleri mi tanıdığı, Türkiye'yi mi tanıdığı hakikaten sadece İslam selefilikten ibaret değilmiş tabii mi dedi. İslam'ın eşi Türk. Oradan şans evet, var bir kere. Var, Türkiye'ye evet, sık sık geldiği için. Hakikaten bizim kültürümüzde yani hocam yani ırkçı olarak söylemiyorum bunu. Bütün dünyaya açık. Bütün hocam, milletleri seven. Ötekileştirmeyen. Orta bir yol. Yani sevgi yolu. Anadolu İslam anlayışı. Ötekileştirmeyen, ötekimiz var bizim, ötekimiz var, Müslüman ötekisi var ama ötekileştirmez Müslüman. Evet. Neden? Çünkü ümmeti davet, ümmeti icabet diyoruz hocam. Tabii. Yani sen ötekileştirdiğin bir adama daveti nasıl ulaştıracaksın? Yani düşmanlık yaptığın, yani, kılıç saldığın bir adam nasıl İslam'a çağıracaksın? Dolayısıyla hakikaten şeydir. Doğru. Ama selefilik üzerinden gelenlerde ben böyle farklı süreçler görüyorum hocam. Bir de sıkıntı şu, belki size onu sormak özellikle isterim, Türkiye'de de belki karşılaştırmışsınızdır. Sahte mühtediler var. Bunlar üzerinden daha fazla geliyor. Sufilerde de var belki. Maalesef. Ben hatta bazılarına karşılaştım Avrupa'da. Cami cami dolaşıyor. Birkaç böyle kişiyi şey yaptı. Sapık bir tasavvuf anlayışına çağırıyor herhalde. Ona şey yapıyor. Her belki şey istihbarat faaliyetleri için tabii. Bunu yapıyor. Sizin var mı böyle bir hocam bir gün hakikaten? Bir arkadaş vardı. Benim tabii bu mühtedilerle çok uğraştığım için. Dediler ki hocam falan Türkiye'de camiye. Mi? Evet. 3 tane Amerikalı gelmiş camide namaz kılıyor. Çabuk gel yardımcı olalım. Hani biz Müslümanlar çok böyle iyilik severiz ya. Ben o cami biraz böyle sapa bir yerde olduğu için onlar dedim kesin misyonerdir, Hristiyandır, aldanmayın onları dedim. Dedim ki yarın gelsinler aynı ikindi vaktinde buluşalım. Gerçekten bir gün sonra gittim o camiye. İkindi namazında 3 tane Amerikalı ikindinin sünnetini cemaatle kılıyorlar. Dedim bunlar kesin misyoner. Çünkü normal bir Müslüman sünnetin değil mi ferdi kıldığını bilir yani. Selam verdik, farzlı kıldık. Dedim ki çağırdım bunları. Dedim siz are you Muslims dedim. Yani camide namaz kılamaz sormaz normalde. Dediler biz Müslüman olmadığımızı söyleyemeyiz. Yani Müslüman sayılırız. Yani böyle muğlak bir cevap. Peki dedim siz are you Christians dedim. Hristiyan mısınız? Hemen korkarak dediler ki yok biz Hristiyan değiliz. Biz İsa'nın takipçileriyiz. Followers of Jesus diyorlar. Dedim ya biz de İsa'yı çok severiz aleyhisselam. Biz onun takipçisi sayılırız.
Peki dedim, size göre İsa Tanrı mıdır? Evet dediler, İsa Tanrı'dır. Ya dedim, siz camide namaz kılıyorsunuz ama İsa Tanrı diyorsunuz. Siz bal gibi Hristiyansınız. Çok makale okumuştum. Hristiyanların şöyle bir şeysi var. Ya normal diyorlar, Müslümanlar Hristiyanlığa kolay kolay girmiyorlar. Müslümanları görünce kaçıyorlar. Biz 6 ay camiye gidelim düzenli. Dost olalım bunlarla. Sonra diyelim ki ya İslamiyet'te sevgi yok. İslamiyet'te kadın hakları yok falan diyerek gelin beraber Hristiyanlığa geri dönelim. Hem size Alman, Fransız, Amerikan vatandaşlığı da veririz. Alıp götürelim gençleri diye. Bir okumuştum bir yerlerde. Tabii değişik şekilde bir kısmı dediğiniz gibi sufilik kisvesi altında. Mesela benim tanıdığım böyle Mevlana'yı istismar eden çok insan var Batı'da maalesef. Mevlevilik diyor. İşte bir sevgi felsefesidir. İslam'la alakası yoktur şeklinde. O Türkiye'de de var yani. Türkiye'de de var ama evet. Orada tabii İslam'a gelecek insanları da önüne kesmiş oluyorsunuz. Türkiye'dekiler Müslüman da çıkış yolu arıyorlar kendilerine böyle. Ya bu şeriat, cuma işte, faiz, başörtüsü. Bu ibadetler falan. Bize şöyle bir şey lazım. Yani light bir İslam lazım. Onlar belki kendilerince bir sufilik bulabilirler de. Bu batıdakiler öyle değil hocam. Gerçekten samimi arayış içindeki insanlara da engel oluyor bunların bir kısmı. Yani bu konuda dikkatli olmamız lazım. Hem tasavvufun hakikisi hem de bu selefilik, vahabilik, haricilik gibi aşırı anlayışlar. Benim şahsi garantim şu hocam. Batı şöyle bir kar ediyor. Oradaki istemediği işte göçmenleri vahabileştirip, selefileştirip Afganistan'a gönderiyor. Suriye'ye gönderip orada bombalayarak hocam zaten yok ediyor bunları. DAEŞ şeyinde ben yazdım da onu. Hocam Amerika kendi söyledi biz kurduk bu DAEŞ'i diye. Aynen, Trump söylememiş miydi? Avrupa ülkelerinde de oldu o. Trump söylemiş de bunu Obama kurdu diye. Aynen aynen o dedi. Trump da söyledi şeyi. Ağzına kaçırdı ama sonra sözünü tekrar etmedi. Selefilikle ilgili de söylendi daha sonra evet. Ama bu DAEŞ'e eleman devşirilmesi yüzde biliyorsunuz 50-60 mühendis bilmem ne kökenliydi bu gidenlerin. Yani Müslüman evet. Olup da selefilik olup da Müslüman olup da Suriye'ye DAEŞ'e katılanlar. Yani bunları da devletler organize etti aslında oralarda el altında. Yani. Aynen. İstanbul'un nefreti artırmak için. Evet evet. Kargın yani. Kafa kesiliyor, kol tabii, kesiliyor tabii, falan. Tabii. İşte İslamiyet. Kayboldu gitti bakın birden kayboldu gitti. Nereye gitti? Nereye gitti birden onlar? Çıktı birden kayboldu. Yok yani, şu anda değil DAEŞ diye bir şey yok. Evet. Yani dolayısıyla yani burada açık bir şey var ama tabii burada İslamiyet üzerinden yani bunlar üzerinden İslamiyet de kötüleniyor, imajı kötüleniyor. Sıkıntılar çok. Ben hocam şu şey konusuna biraz gelmek istiyorum. Şahsen bu oryantalizm konusunda oryantalistler arasında şöyle 4-5 tane kategori yapıyorum ben. Bu İslam'la ilişkileri anlamında bilmiyorum siz ne dersiniz. Bazıları hiç şey yapmıyor. Farklı kategorizasyonlar var da benim bu açıdan yaptığım şey. Hiç İslam'la ilgileri çok olmuyor. Hatta daha da belki düşman evet. Oluyorlar. Yani daha da düşmanca hareket ediyorlar. Yani istihbarat açısından bakıyor mesele. Sadece evet. Bir Arapların, siyasi Müslümanların açığı nasıl buluruz? Evet. Nasıl bunları istismar ederiz evet. Yaklaşanlar var. Onlara ben stratejist oryantalistler evet. Diyorum. Yani gerçekten bir misyonla hareket ediyorlar filan. İkincisi hakikaten biraz kendiler kalbi İslam'a ısınanlar var. Zaman araştırmalarında mesela Anna Maria Schimmel gibi bir takım insanlar Müslüman olup olmadığı Müslüman bilmiyorum. Olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Düşünmeyenler de var. Çünkü Cemile ismini almış. Evet. Hatta bence... Politik olarak o eğer... O kendisine de evet. Hristiyan Müslüman mı demiş? Bir şey demiş. Eğer Hristiyanlığını anlamasalamını açıklasaydı belki etkim olmaz diye. Hep Araplar hep Müslümanları savundu. Son ölünceye kadar. Hmm. Bütün konuşmalarında. Filistin'i savundu, Müslüman'ı savundu. Eğer Müslüman olduğunu söyleseydi etkisi olmayacaktı. Doğru. O da dini açıklamadı. Ben onu birkaç toplantıda karşılaştım kendisiyle. Ben onun imanı olduğuna inanıyorum. Bir de şurası var kıymetli hocam. Müslüman olmak Hristiyanlığı engel değil. Esasında iyi Müslüman, iyi Hristiyandır. Yanlış anlaşılmasın. Testisi çıkarak söylüyorum. Orijinal anlamda. Yani orijinal manasında. Yani biz İsa Aleyhisselam'ı sevmiyor muyuz? Tamam. Meryem anamızı sevmiyor muyuz? İnanın bugün bizim Meryem Aleyhisselam anamıza olan saygımız. Bugün Hristiyanlık kastedilir. İsa Aleyhisselam'a saygımız onlardan çok fazla. Yıllar önce bir film çıkmıştı hocam. İsa Aleyhisselam böyle hafif falan, cinsellikle böyle kötü şeyler olan bir film. Müslümanlar boykot ettiler bu filmi. Hristiyanlar da apışıp kaldılar. Ya size ne dediler bizim peygamberimizden? Dedi ki biz olur mu ya o bizim peygamberimiz. Evet. İsa bizim, Musa bizim, İbrahim bizim, Süleyman bizim ya dedik. Dedik ya Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ile ilgili şeyler Hazreti Peygamber'de yani, yok yani. De, la lüferigu beyni hadim min rusuli. Adamlar hareket ettiler. Ya da siz niye İsa'yı seviyorsunuz? Bizim dedik peygamberimiz. Hı. Şimdi böyle olunca yani Hristiyan Müslümanlığa yanlış anlaşılmasın. Bunu şöyle teknik olarak söylemiyorum. Kelime manasıyla. Evet. Biz iyi bir Musa'cıyız. İyi bir İsa'cıyız o manada yani. Engel değil ki. Hocam kaldı ki zaten Hazreti Adem'den bu yana nakledilen dinin ismi İslam. İslam dini işte İslam. Öyle Hristiyanlık, Yahudilik diye din yok aslında o manada bakarsa. Evet. Şimdi ikincisi tabii bunlar var. İkincisi biraz ismini değiştirip bizzat Müslüman ismi alanlar da var.
Evet. Ama almayıp da aynı ismiyle devam eden ama Müslüman olanlar da var. Yani ben bazılarını tanıyorum yani. Bizim camiada veya işte oryantalistik camiada diyelim. Onlar devam ediyor ama onlar baskı da görüyorlar. Hakikaten tabii kolay değil yani. Konumlarını kaybediyorlar, ismini ya değiştirmiyorlar. O yüzden biraz belki. Tabii. Hakikaten müthiş bir mahalle baskısı da oluyor Batı'da. Geçen bir yani. Fransız aradı beni. Hatta mühtedilere yapılan evet. mahalle baskıları var değil mi? Çok yani fazla. Adam ailesinden soyutlanıyor. Tabii. Ne bileyim. İşini kaybediyor. İşini kaybediyor. Hakikaten çok zor durumda kalanlar var bir ya. Bir kere miras da alamıyor anasından babasından. Evet. Geçen beni bir Fransız aradı. Daha önce konuşmuştuk bu Çamlıca Camisi'nde. İslamiyet'e bayağı ısınmıştı. Artık girmek üzere. Dedi ki hocam işte birkaç sorum olacak. İsmimi değiştirmesem olur mu? Olur dedim. İsimde kötü bir şey var mı dedim. Hani böyle yani kurt, ne bileyim çakal hani böyle kötü man oluyor bazen. Veya dedim isminde dedim böyle hani Müslüman'a nefret eden bir şey var mı? Yok dedi. Peki dedim. Hocam bir de sünnet olmasam yaşım ileri dedi. Olma dedim. O da yani farz değil biliyorsunuz. Tabii hakikaten bu gerçek bir problem. Bizim esasında Türkiye'de vakıflar kurmamız lazım. Bu müellefe-i gulüp dediğimiz yani kalbi İslam'a ısınanlar, yeni İslam'a girenlere zekattan biliyorsunuz İslamiyet pay ayırmış. Buna gerçekten bu çok ihtiyaç var. Bir Alman kardeşimiz, bir İngiliz Müslüman oluyor. Evliyse eşini kaybediyor bazen. Hanım mesela, hanımefendi Müslüman olmuş. Kocası bunu boşuyor. Kadıncağızın işi de yok. Hocam bu çok ciddi bir problem. Ben Batı'da çok istismarlara da maruz kalıyorlar. Mesela özellikle kadınlar, Müslüman olan kadınlar var. İşte Hollanda, Avrupa ülkelerinde çok bunların sayısı. Yani Avrupa devletler bunların doğru bir istatistiğini vermiyor maalesef. Kadınlar 4 Müslüman. Ben onu biliyorum hocam. Bir İngiltere için en azından söyleyebilirim. Evet olabilir. Bir erkeğe 4 kadın Müslüman oluyor. Öyledir. Hem de bunlar çok sıkıntı da çekiyorlar hocam. Bunları bizim oradaki Müslüman bir takım Faslı, Araplar, Maraplar çok kandırıyorlar, evleniyorlar, istismar ediyorlar, ortada bırakıyorlar. Gerçek evlilikte bir sıkıntı yani, yok da yani böyle ortada bırakmak. Ortada bırakma sıkıntı. Anlamında soruyorum. Tabii, yoksa tabii. Şey değil. Hakikaten bunlara yönelik bu şey sandıkların oluşturulması, zekattan belki pay ayırması. Hocam biz geçen sene Diyanet Başkanlığımız bir ihtida kongresi düzenledi Konya'mızda. Evet. Bayağı bütün dünyadan böyle önde gelen müftidi Müslümanları çağırdık. Hepsinin gözü Türkiye'de. Hı. Türkiye ılıman bir ülke. Hem ehl-i sünnet bir ülke. Hı. Hem Hristiyanlarla hem Yahudilerle iyi geçinen bir ülke. Yani kimsenin böyle özel nefreti olmayan. Tek Türk ülkeler hariç. Hepsinin gözü bizde. İnşallah belki Diyanet İşleri Başkanlığımız, diğer devlet kurumlarımız ve özel STK'larımız, vakıflarımız. Maalesef bu konuda biz çok hocam biraz iktidar konusunda ağırdan alıyoruz. Hep böyle Afrika'ya gitmek, Afganistan'a gitmek hoşumuza gidiyor ama bizim İslam bayrağını biz Avrupa'da kaybettik. Hmm. Avrupa'da savaşırken Viyana'da biliyorsunuz kaybettik. Hmm. Londra'da kaybettik, Washington'da kaybettik. Tekrar orada bayrağı dikmemiz lazım. Ben tekrar, o yüzden diyorum yani İslam'ın güneşi yine bu buradan batıdan da doğacak. Eyvallah. Yani hakikaten o mühtedilere olan yatırımın böyle bir şeyi de var hocam. Gerçekten Avrupa'da, Batı'da doğru, sahih bir anlayışla yetişmiş, İslami ilimleri öğrenmiş mühtedilerin, mühtedi davetçiler var, alimler. Hakikaten güzel hizmetler de yapıyorlar oralarda değil mi? Mesela ben onu bazılarını sayabiliriz. Bu konuda hocam ben size bir örnek verebilir miyim? Daha 50 sene önce biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da Yahudiler istenmeyen insanlardı. Katliamlara uğramışlardı. Öyle çalıştılar ki şu an Amerika'da da Almanya'da da Yahudilik ve Yahudiler kral yani. Evet. Hiç kimse dokunamaz, hiç kimse aleyhlerine bir çift söz edemez, haklı veya haksız. Evet. Yani ellisini söylemiyorum bunu. Bir objektif gerçek bu. İnşallah biz de çalışırsak hocam, 50 sene zarfında belki 50 seneye varmadan biz Müslüman olarak saygı gören bir yani din kitlesi olabiliriz Avrupa'da, olabiliriz Amerika'da. Olabiliriz hocam aslında niceliğimiz bunu söylüyor ama niteliğimiz hani söylemiyor. İnşallah nitelik anlamında da söyleyeceğiz. Yani söylenecek. Ben tabii bir yandan İslamofobi çalışan, İslam karşıtlığı çalışan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Yeni de bir kitap çalışması üzerinde yoğunlaştım. Yani şu soruları da tartışıyoruz biz bir yandan. Avrupa'daki, Batı'daki Müslümanlar, Hitler dönemi, Yahudiler konumuna mı itiliyor? İşte Endülüs trajedisi mi yazacağız tekrar falan gibi. İşte Fransa'da olan olaylar, işte Kur'an yakma olayları, işte Müslümanlara baskılar falan çok arttı aslında Avrupa'da. Çok arttı. Kanunlar, maalesef. Kürekler tabii, hep değiştiriliyor. Tabii. Dolayısıyla bir yandan bunu tartışıyoruz ama bir yandan da hakikaten İslam'a müthiş bir ilgi de var. Tabii bu oryantalistleri konuşuyorduk biz. Bu oryantalizm epey çalışmış bu anlamıyla hocam. Hatta şeyler var. Münafıklık yapıp da İslam'a girdim gözüyle yapıp da İslam'ı ifsad etmek için, İslam ülkelerine Mısır'da gelmiş şeyler var. Şeyh Mansur isminde evet. William Lane mesela. Bunun büyük bir dört ciltlik sözlüğü de var hocam. Ne William? William Lane. Hmm.
Ben diyor Araplar gibi giyindim, Araplar gibi çay kahve içtim, bağdaş kurup yerde yemek yedim, ellerimle yemek yedim. Ama ben diyor iyi bir Hristiyandım. Yani bu şekilde... Kaç sene kalmış hocam orada? Hocam tahmin ediyorum en az bir 10-15 sene kalmış. Yapma ya. Çok ciddi bir aşılamayan bir sözlük yazmış. Hala bugün onun yazdığı Arapça İngilizce sözlük aşılamadı. Hmm. Dehşet bir şey. Hmm. Bu çok var maalesef. Onu duymamıştım. Hatta hacca gelen Müslüman kılığında hac yapan oryantalistler var. O şey var, Hollandalı Sunuk. Siz daha iyi bir Hollandalı Sunuk. Anlattım ben, var. O 6 ay kalıyor şeyde. Evet. Hani orada ama Mekke ile ilgili antropolojik bir kitap yazıyor. Sonra evet. ilk kaydı alıyor orada şeyle ilgili. Sonra sünnetin önemini belirten bir mektup yazıyor şeye, Nöldeke'ye. Ya diyor bu Müslümanlar sünnetle yaşıyorlar. Azizim burada diyor. Biz diyor bu zamana kadar sünnetin önemini anlamamışız hadislerin diyor. Hocam buradan şöyle bir çağrı yapalım. Evet. Hem üniversitelerimize hem STK'larımıza evet. hem özel vakıflarımıza lütfen... Batıyı, Hristiyanlığı, Yahudiliği, Budizmi araştıran merkezler açalım. Merkezler kurulmalı. Ve burada evet. bunları evet. tanıyalım. Tanımadığımızda biz nasıl mücadele ederiz ki? Evet. Nasıl tebliğ yaparız çok ki? Çok büyük hizmet olur bu. Benim hatta kafamda böyle bir proje de hocam, var. Hocam bunu şunu söyleyeyim ben antiparantez. Biz de maalesef İslam hizmet deyince sadece Kur'an kursu açalım. Sadece evet. işte bir aç fakir insan bulalım. Değiliz aslında. Evet. Bugün en fakir ülke Avrupa, Amerika. Niye? İmana aç, İslam'a aç. Ve biz bunlara giden yolları çok bilmiyoruz. Nasıl ulaşırız bunlara? Evet. Kitap mı basalım, televizyon programı mı yapalım, işte vakıflar mı kuralım? Bu konuda şeyimiz çok az. Afrika'da iyiyiz Allah'a şükür. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok iyi sayılırız. Balkanlar'da varız. Afganistan'da, Endonezya'da varız. Aceh'de varız. Şimdi Orta Doğu konusunda da nispeten var. Kurumlar kuruluyor. İşte evet. farklı Orta Doğu enstitüleri falan gibi. Araştırmalar, merkezleri kuruluyor. Ama... Batı'yı gerçekten bu yönleriyle araştıracak kurumlarımız maalesef az. Yani Yahudilik Araştırmaları Merkezi, ne bileyim Hristiyanlıkla ilgili, Budizmle ilgili, işte Garbiyat, İngiliz, evet. Rusya, Almanya, ne bileyim Fransa. Hocam İsrail'de, geçen bir televizyon programında da söyledim. İsrail'de İslam Üniversitesi var. Evet ben de biliyorsunuz değil mi? Ama şey Müslümanları almıyor. Hayır sadece kendileri. Sadece kendilerini alıyor ve özel yerlere. Hocam bir anımı paylaşayım. Bir tane papaz, misyoner fakülteye çok geliyor. Mevlana'yı falan böyle çok seviyor falan. İşte Hristiyanlık aşktır, sevgidir, tasavvuf da iyidir, bize yakındır psikolojisiyle. Ben de bu Benedikt tarikatıyla alakalı bir makale yazıyordum. Bu Benedikt'in bir kural diye kitabı var. 60 küsur kurallar, 30 tanesi dayak, disiplin, ceza. Dedim ya Hristiyanlar hep diyorsunuz ki sevgi, muhabbet. Ama dedim 400 tane adamı manastıra koyduğunuz zaman sevgiyle iş yürümüyor. Kimisi yemeğe gelmez, kimisi... Belki hırsızlık yapacak falan. Hep dayak var, hep işkence var dedim. Bunun cevabını nasıl dedim? O günden böyle adamla bir daha görüşemez olduk. Kaçtı gitti. Cevap veremedi çünkü. Evet. Tabii ütopik olarak sevgi demek kolay. Ama şimdi bir problem yaşadık. Şu suyu paylaşamadık. Bu neye göre paylaşacağız? İslamiyet adalet diyor işte. O yüzden hani araştırdığımızda biz İslam'ın çok güçlü olduğunu, kendimizin çok güçlü olduğunu fark ediyoruz. Ama araştırmadığımız zaman da gençlerimiz özellikle... Kore müziğine kaptırıyoruz hocam. Hocam şunu biz çok iyi anlatmamız lazım. İslam'ın bu itidal prensibini. İtidal her alanda var. İtikatta böyle, ibadette böyle, kolaylaştırma prensibi de dünya var. Dünya hayatında, ilişkinizde böyle. Dünya hayatında, ahiret dengesinde var. Nefis, şey denge, ruh dengesinde var. Yani hepsine hakkını ver diyor Peygamber Efendimiz değil mi? Ailenin yani, hakkını, bedenin hakkını. Bakıyorsun Yahudilik tabii. dünyevileşmiş. Dünyayı... Hatta ahiret düşüncesi yok Yahudilikte doğrusu. Flu'dur yani. Para kazanmak. Hristiyanlığa gel, bu sefer şey yok, şeriat yok. Dünyevi kuralsız. Bir şey, kuralsızlık tabii. var. Maneviyat, sevgi üzerinden bir retorik üretiliyor. İslam bunlar aslında yerli yerine koydu. Hatta Tanrı inancı biliyorsunuz Yunan'da insan Tanrı olarak gözüküyordu. Antropomorfist bir evet. var. Sonra Yahudilikte Tanrı insan oldu. İsrail kelimesi de oradan gelir biliyorsunuz Tanrı ile güreşen. Hristiyanlık da insan Tanrı'ya yükseltildi. İslam bunu yerli yerine koydu. Ama maalesef bugün postmodern, modern dönemde tekrar insan tanrılaştırılmaya başlandı. Maalesef insanın şehveti, yani. Arzuları. Aslında o eski Yunan'a tabii, eğlence kültürü değil mi hocam? Evet. Şimdi hocam telefon açıyorsunuz. İstediğiniz 3 dakikada kapınızda. Yani tamamen eğlence odaklı. İnternet oyunları, bu müzik efendim sanayisi falan, film sektörü. Tamamen insanın şehvetini... Haz ve hız hocam. Haz ve hız. Nihilist medeniyeti. Çağı. Tabii. Hedonizm evet. çağı aslında evet. bu yönüyle bakıldığında. Hocam bence en büyük tehlike bugün artık Hristiyanlık, Yahudilik değil de. Hedonizm. İslamiyet karşısında hedonizm. Bir de hocam bu şeycilik, görselcilik yani her şey bana göre. Artık her şey eridi. Bu kapitalizm bütün değerleri eritti. Fedakarlık, aşk, sevgi, zekat, namaz bunlar böyle yavaş yavaş bu dünya, bu
sektörü, bu eğlence sektörü İslamiyet'in bu değişmez dönemlerini de eritmeye başladı. Tabii elhamdülillah her zaman sağlam Müslüman olacak ama gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak için de bence tebliğ işi biraz Süleyman hocam gerek. Tamam burada bir soru geldi o zaman size. Buyurun. Beraber arıyoruz tabii cevabını ama ben şahsen bu modern ve postmodern dönem bütün bu problemleri tespit ediyoruz. O zaman İslamiyet'in dili yani tebliğ dili, din dili de bir tecdide, bir ihyaya, bir yenilemeye ihtiyaç var mı? Nasıl olacak? Mevlana'nın sözüyle söyleyeyim. Ya buna karşı bazılar İslamiyet'i mi yeniliyorsunuz falan diyenler var. İslamiyet yenilenmez asla. Evet. İslamiyet'in kuralları bellidir. Evet. Ama tebliğ dili değişir. Bir örnek de vereyim. Bir zaman yıllar önce Kore'ye gitmiştim. Sorular değişiyor çünkü değil mi? Bugün aynen. Gençlere gittiğiniz zaman da nasıl tabii. Sorusundan niçin sorusuna geçti? Yani yıllar önce Kore'ye gitmiştim. Kore'de bu 11 Eylül sonrası yine İslamiyet'e alaka artmış. Herkes camilere geliyor. İslamiyet nedir falan öğrenmek istiyorlar. Bir tane Selefi imam. Bir gün bir grup hanım geliyor. Diyorlar ki biz Müslümansak bize ne olacak, ne değişeceğimizi anlatır mısın? Hani gerçek bize bir şöyle bir sağlam bir şey söyle. Donu söyle de ona göre İslamiyet'e girelim veya girmeyelim. Adam bakıyor şöyle imam efendi ne kadar cahilce bir şey. Eğer diyor Müslüman olursanız böyle kısa kollu gezemezsiniz. Ya arkadaş yani İslamiyet'in tek derdi kısa kol mu? Desene adalet gelecek, sevgi gelecek, ne bileyim işte tabii. İnsan hakları i̇şte gelecek. Ana şeylerden başlamak gelecek. Lazım. Oradan başlasana. Önce, evet, tamam yani. İslamiyet'in kılık kıyafeti de var. Ama o biliyorsunuz yani o tesettür ayeti de hemen gelmemiş. İçki ayeti de hemen gelmemiş. Sizin söylediğiniz gibi hocam Almanya'da meşhur bir şeydir bu. Hani birisi yaşlı bir insan, bir 50-60 yaşındadır belki. İslamiyet'e ilgi duymuş, gitmiş bizim işte oradaki yaşayan Müslümanlardan birine. İşte ne yapmam lazım? Sünnet olman lazım diyor. Ya İlk o mu yani Allah yani, aşkına ya? O zaman adam tabii biraz geri durmuş. Tabii. O yüzden hani İslamiyet sevgi dinidir, barış dinidir, huzur dinidir. Bunu demek varken adalet dinidir. Evet. İnsan haklarına kul hakkı dediğimiz değil mi? İslamiyet kadar kul hakkına saygılı din işte var mı? Tevhiddir işte oradan başta yani. Tevhiddir tabii. Allah'ın birliğini, Allah'ı sevmektir falan yani, demek varken evet. Böyle tersten başlıyorlar bazı kardeşlerimiz. O yüzden yani din dilini biraz gerçekten bu mesela biz Türkler çok sertiz biraz. Asker milletiz yani farkında değiliz ama acayip kuralcı milletiz. Ve bu kuralları din diye bazen. Hocam o zaman şöyle de yapalım. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu tedricilik prensibini biraz bu mühtedilere yönelik uygulayabiliriz herhalde. Ben aynen. Bunu bazı alimlere sormuştum. Ramazan el-Buti gibi mesela zamanında Hollanda'ya gelmişti. O da uygulayabiliriz demişti. Hatta şu kitabımda da onunla ilgili bazı bölümler yazdım. Şimdi bu İslam'ın ilk geldiği tedricilik bir prensip var. Mekke, Medine dönemi. Aslında mühtedilere böyle bir şey de uygulanabilir yani diye önce düşünüyorum. Önce iman ile başlayacağız. Tabii Allah'a tabii yani iman. Orada hemen belli tabii. Spesifik hükümlerle başlamanın bir şeyi yok. Hani alıyorsa onları da anlatırsın da. Tabii. Hakikaten böyle hakikaten bir o İslam'ın ilk başındaki yönelimlerden başlayabiliriz. Yani biz yani. Bir adam hemen İslam'a girer girmez zamanın beyazı da olsun istiyoruz. Zamanın İbrahim Ethem'i olsun istiyoruz. Bu biraz afaki bir şey. Evet. Bir de hocam belki biraz önce çok üzerine duramadık. Gerçekten bu İslam'a girmekten çok İslam'dan sonra nasıl kalacak bu kardeşim Müslümanlar? Nasıl hayatını devam ettirecek? Bu konuda yani çok ciddi araştırma. İhtidar sonrası süreç. Evet maalesef bu konuda çok Süleyman hocam, başarılı ben değiliz. Şahsen iki kişi Hollanda'da, iki kardeşimiz böyle bir sene uğraştım biraz. Allah'ın hidayet ile Müslüman oldum. Bir tanesi Allah'tan. Hatta şey vardı, filosu vardı, zengin birisiydi filan. Protestan biri. İnanın Süleyman Hocam benim orada Kur'an tercümelerimiz var bizim 6 sene uğraştığımız bir Kur'an tercümesi yaptık tefsir. Onunla da uğraşıyorduk o dönemlerde gelip gidiyordu bana. Hatta onun da şeyleri vardır oradan bazı katkıları. O kadar basit soruları soruyorlar ki. Şimdi biz de hiç zihnimiz o basit sorulara cevap verme şeyinde değiliz hiç. Yani biz daha yüksek kişilere cevap veririz. Mesela niçin sorusuna çok alışmamışız biz yani. Hep tabii. Atamızdan şuradan buradan İslamiyet'i gördüğümüz için. Tabii. Niçin sorusu bizde fazla yok. Tabii. Abi bugünün soruları ve mühtedilerin soruları niçin üzerinde daha ziyade. Ya. Hikmet üzerinde. Şimdi buna yönelik bir din dili de aslında. Sen aslında İmam Gazali hocam şöyle başarmış. Evet. Esrarü salat, esrarü zekat, esrarü hac diye her şeyin sırlarından bahsediyor. Evet. Hikmet tarafını öne çıkarmamız hocam, lazım. Hocam İmam Gazali'nin dönemini hatırlayalım. İhya Ulumuddin'i niye yazdı? Ya. İmam Gazali'nin döneminde iki dış Haçlı ve Moğol. Batınilik var İki batınilik. Yandan. Tabii. Batıniliğe karşı yazdı aslında. Batıniliği, dâiler bütün camileri ele geçirmişti o dönemde. Tabii. Vaizlikleri ele geçirmişlerdi. Propaganda vardı Sünniliğe yönelik. Tabii. Dolayısıyla İhya'yı o dönemlerde aslında biraz daha o şeylere için yazdı.
Dolayısıyla hakikaten İmam Gazali ve kendisi ve yazdığı eserleri bizim için bugün gerçekten önemli bir hazine hükmündedir. Tabii bunun biraz da bugüne hocam bir de bizim şey belki ihmal ettiğimiz bir konu bu internet, sosyal medya. Orada çok iyi tanımıyoruz. Maalesef oralar bize çok yabancı. Biz dijital biraz, dünyayı tabii iyi kullanmak lazım. Hele hocam sinema dünyasını hiç tanımıyoruz. Keşke orada biraz daha böyle İslam'a uygun, İslam ahlakına mesela animasyon diyor daha çok ben. Filmde tabii hmm. kolay değil. Buralarda biraz daha yatırım yapılsa, araştırma merkezlerimiz olsa, yani gençliğe internette nasıl ulaşırız, TikTok'ta çekmek lazım yerine göre değil mi hocam? Tabii kısa yani hocam yapan kurumlarımız var, yok değil. Şahsen mesela işte Turkuaz Medya'nın da bazı çalışmaları var o konuda. Çocuklara, gençlere, bakın mesela Avrupa'da, Batı'da şeyler var hocam. Bu hatta yeni çıkmış bir tanesi, Kur'an for Kids diye okudum evet. ben. Yani o mesela Hollanda'da da vardı, o birisi yazmıştı, bir Müslüman. Bizde mesela hala böyle Kur'an, gençlere, çocuklara Kur'an'ı sevdirici, Kur'an kıssalarını sevdirici kitaplarımız yok bizim her seviyelerine göre. Pedagojik az, çok az. Çok az. Şimdi bütün bunların bir master plan dahilinde gerçekten planlanması da gerekiyor. Yani çocuklarımıza, gençlerimize, mühtedilere, işte ne bileyim farklı soruları olanlara. Hocam bir şey söyleyeyim, olanlara... Ertuğrul Diriliş'i seyrederek Müslüman olan çok insan tanıyorum ben. Bir kısmı Türkiye'de gelmiş. Son zamanlarda yani TRT'mizde falan da böyle güzel başarılı filmler. Belki ahlak açıdan %100. Ama şöyle tabii şey, orada olmasa da, orada biraz daha medeniyet boyutunun öne çıkması da lazım. Yani o vurdu kırdı, ya hocam Amerika'dan Vietnam'a biraz... gitmişler. Orada bir sürü katliam yapmışlar. Yüzlerce kahramanlık filmi uydurmuşlar. Öyle öyle. Ya Amerika'da Kızılderililerin kökünü kazımışlar. Bugün Amerika'da eğer Kızılderililer öldürülmeseydi 200 milyonluk belki bir Kızılderili ülkesi olacaktı. Ya bundan on binlerce film çıkarmışlar hocam ya kahramanlık evet. film. Bizim evet. O kadar büyük kahramanlık, güzellik hocam ben de şeylerim var. Şeyimiz var. Maalesef filmlerimiz yok. Ertuğrul gibi bu gibi filmleri seyrederek Avrupa'da hakikaten oradaki kahramanlar hayatını okuyanlar, şey yapanlar bayağı genç var yani etrafta. Yani bizim çevremizde. Yani bunun çizgi film boyutu hocam özellikle çünkü bu konuları bu çok düşünmek sinema lazım. Sinema konusu biraz tehlikeli bir İslamiyet açısından. Mühtedilere yönelik filmler olabilir hocam. Olabilir. Yani belki mühtedilere yönelik mesela Diyanet'in işte Diyanet Merkezi var Washington'da. İşte böyle Avrupa'da da belli yerler kurulabilir. Ne bileyim daha böyle hakikaten şey anlatılacak bölümler, veya bölgeler. Veya Müslümanların hocam Avrupa'da yaptığı güzel hizmetler. Evet. Yani işte oradaki yaşlara sahip çıkması. Hollanda'da Altın Şemsiye diye bir vakıf var. Var. Onlar mesela ödül almıştı hocam bir ara Hollanda hükümetinden. Çünkü sokakları temizliyorlar. Böyle yaşlılara işte yardımcı evet. oluyorlar falan. Hocam bir Rus papaz var biliyor musunuz? Onu bir dinleyin. İslam'ı öven Rus papazla girerseniz. Diyor ki işte Türk Müslümanlar şöyle yardımcı, yaşları severler, aileyi severler. Yani bunları hocam öne çıkarmak lazım belki. Evet. Süleyman hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler bu akşam ihtida, hidayet, mühtediler, İslam'ın ilk yıllarından başladık. Tabii Hristiyanlık, Yahudilik, Budist, Hinduist veya ateist gibi inanmayan kesimlerden İslam'a ihtidaları konuştuk. Bu minvalde farklı konulara da girdik. İslam'ın tebliği ve temsil yönünü öne çıkarmaya çalıştık. İslam'a gelen Kur'an üzerinden, işte tasavvuf üzerinden ve selefilik üzerinden ihtida edenlerin farklı motivasyonlarını konuştuk. Ben Süleyman Hocam'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Haftaya yeni konu, konuklarla buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.